Hoş geldiniz. Mete Çubukçu ben. EMO Yönetim Kurulu üyesiyim. Açılışı ben yapacağım. Bugün elektrik piyasasında toplayıcı faaliyete ilişkin gelişmeler konusunu konuşacağız. Konuğumuz Emre Evgallıoğlu olacak. Etkinliğimizi yüz yüze yapmayı planlamıştık ama uçak rötarı nedeniyle online'a dönmek zorunda kaldık. İlgi gösterdiğiniz için, anlayışınız için tekrardan teşekkürler. Etkinliğe başlamadan önce enerji komisyonumuzla ilgili bir etkinlik. Bu organizasyon düzenlenmesinde yönetim kurulu üyemiz, komisyonumuzda da raportörümüz Kadriye Avcı'nın çok büyük emekleri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve de komisyon başkanımız Avni Bey'e de aslında açılış için bir söz vermek istiyorum. Avni Bey müsaitseniz sizinle başlayalım. Sonra Emre Bey'e geçelim. Teşekkür ederim Mete Bey. Emre Bey hoş geldiniz tekrar. Bir Hoş bulduk. daha sefere ama söz değil mi? Yüz yüze görüşeceğiz. İnşallah. Sizi İzmir'de daha biraz daha şöyle havalar düzelsin öyle gelelim. Şimdi konumuz enerji toplayıcılığı ama buraya nereden geldiğimize dair ben kısaca bir iki cümle söylemek istiyorum. Özellikle İngiltere'de başlayıp Avrupa Birliği ve Amerika ile devam eden özelleştirme süreçleri vardı. Burada üretim, iletim ve dağıtımı ve tüketicileri ayrı ayrı gruplar haline bölerek bir piyasa ekonomisine doğru yönlendirmek istediler. Tabii enerjinin ticareti gündeme gelince zaman içerisinde ne oldu? Altyapının programlanması da bu ticari hareketlerden sonraya kalmaya başladı ve pek çok yerde, özellikle bizim gibi ülkelerde gecikti. Bu arada tabii iklim değişikliği ve benzeri konular da gündeme gelince karbon piyasası oluşmaya başlıyor. Tabii ne yapacağız? Yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yoğun bir ilgi olacaktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili ilişkiler gelince, depolama sistemleri, almalar, vermeler deyince küçük tüketicilere kadar inen bir serbest tüketici modelleri ortaya çıktı. Normal vatandaşlar için kafa karıştırıcı bir durum aslında. Ama sonuçta bugün gelinen noktada bir de toplayıcılık diye bir şey çıktı. Bu toplayıcılık nedir diye bakarsak büyük müşterilere tek başına gidip birileriyle anlaşma yapıp tedarikçi şirketleriyle enerjisini daha ucuza satma imkanı vesairesi doğarken küçüklerin bu şansı olmuyordu. O küçükler de bir araya gelip veyahut da birileri bunları toplayıp bir şeyler yapma gibi sıraya geldi. Ben şahsen önümüzde daha neler çıkacak ilgiyle ve merakla bekliyorum. Bu konuda da tabii uzman olan, işin içinde olan Sayın Emre Evgallıoğlu. Kendisinden bakalım ben ilgiyle ve sabırsızlıkla bekliyorum gelişmeleri. Tabii kendisi de biraz önce konuşmamızda söylemişti. Bu piyasayı çok hızlı değiştiren yönetmelikler oluyor. Bu nedenle ilgili arkadaşların yönetmelikleri ve uygulamaları sıklıkla takip etmeleri ve güncellemelerinde fayda var diye söyleyebiliriz. Buyurun Emre Bey. Teşekkür ediyorum Avni Bey. Bugün sizlerin de bahsettiği gibi aslında yüz yüze yapmak istediğimiz bir etkinlikti bu. Nasip olmadı. Rötardan dolayı çok ciddi bir rötar olunca artık İzmir'e gelmek çok mantıklı olmayacaktı. O yüzden bugün online olarak bu sunumu yapacağız. Öncelikle ben sunumdan önce kendimi tanıtayım. Emre Evgallıoğlu, Aksa Elektrik Grubu içerisinde grup müdürü olarak görev yapıyorum. Görevim Aksa Elektriğin perakende portföyünün yönetilmesi, ticaret operasyonları, fiyatlandırma işlemleri, gelir yönetimi kısmının yönetilmesinden sorumluyum ben ve ekibim. Ama onun öncesinde yaklaşık bir 10 yıllık bir kamu tecrübesi var ki bunun 8 yılı EPDK'da geçti. EPDK'da aslında burada bugün konuştuğumuz mevzuatların temelini attığımız sırada ben halen görev yapıyordum. Bugün o mevzuatları masanın karşı tarafında uygulayıcısı olarak, bekleyicisi olarak aslında çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden mümkün mertebe
iki taraftan, iki perspektiften de bugün toplayıcılık ve bu mevzuat düzenlemelerine ilişkin hususları sizlere aktarmaya çalışacağım. Sunumun esnasında zaten çok uzun bir sunum değil. Ben genel bilgiler verdikten sonra soru-cevap kısmında böyle diyalog şeklinde bir yapıya dönersek çok mutlu olurum soru sorarsanız. Bu esnada da geriye de döneriz, istediğiniz konuya da dönebiliriz. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden hızlıca şöyle ben paylaşımı açayım. Evet. Benim ekranımı tam ekran yaptığımı görebiliyorsunuz inşallah. Bir saniye. Sizden şey rica etsem, tam ekran modunu görebiliyor musunuz acaba? Görüyoruz, evet. Tamam. O zaman şey yok. Siyah ekran değil, tam ekran modu. Bahsettiğim gibi aslında bugünümüzün konusu toplayıcılık faaliyeti. Avni Bey güzel ve kısa bir girizgah yaptı. Ülkemizde ve dünya enerji piyasasında, elektrik piyasasında birçok şey aslında çok hızlı ilerliyor, hızlı hareket ediyor. Mevzuata en çok değiştirilen konulardan, hususlardan bir tanesi elektrik piyasası. Ben EPDK'da görev yaparken Cumhurbaşkanlığındaki resmi gazetedeki arkadaşlarla konuştuğumuzda onlar da bunu dile getiriyorlardı. Ya siz ne kadar çok mevzuat değiştiriyorsunuz şeklinde. Ama aslında bu işin doğası bizim sektörümüzde bazı şeyler değil, birçok şey çok hızlı bir şekilde değişiyor, değişim gösteriyor. Biz de ülke olarak mümkün mertebe dünyadaki gelişmeleri yakalayacak, hatta bazılarında daha da önden lokomotif olacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Bu düzenlemelerden bir tanesi toplayıcılık düzenlemesi. Ve toplayıcılık düzenlemesi aslında epey zamandır gündemde olan, ülkenin gündeminde olan, EPDK'nın gündeminde olan bir konuyken ilk etapta tüketim tarafıyla, hep toplayıcılık dediğimiz zaman akla ilk tüketim tarafı geliyor. Tüketim tarafıyla ilgili ufak tefek bir girişimler, mevzuat değişiklikleri olmasına karşı ilk defa bundan yaklaşık Mayıs ayının başındaydı. Ciddi manada 8 tane mevzuatın değiştirilmesi, bunlardan 7 tanesi değişiklik, bir tanesi ise sıfırdan bir mevzuat yönetmelikle beraber toplayıcılık faaliyetinin hayatımıza girmesi yönündeki değişiklik paketiydi. Ve bu paketlerle ilgili baktığımız zaman ki bugün üzerinden geçeceğiz. Çok sayıda değişiklik olduğunu görüyoruz. Bir şeylerin daha böyle küçük küçük değişiklikler yerine daha büyük değişikliklere gebe olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda da bu sunumda içerik olarak da ben toplayıcılık faaliyetine ilişkin genel bilgiler vermeyi planlıyorum. Daha sonrasında yoğunlaşacağımız kısım o. Çünkü bizim ülkemizdeki toplayıcılığa ilişkin hususlara baktığımız zaman mevcut mevzuat taslakları buradaki bizim yol haritamızı gösteren rehberimiz olacak. Burada şunun altını önemli bir şekilde çizmek istedim. Şu an taslakları tartışıyoruz ve bu taslaklarla ilgili görüş toplama süreci sonlandı. Biz piyasa katılımcıları olarak gerek Enerji Ticareti Derneği gerek Elektrik Üreticileri Derneği gibi EÜT gibi ETD gibi ve diğer STK'lar üzerinden görüşlerimizi buraya verdik. Bununla beraber bu değişiklik ve bu görüşlere istinaden nihai hali nasıl olacağı tabii ki EPDK kurulunun takdirinde olacak. Taslaklardaki bahsedilen hususlarda majör değişiklikler olabilir mi? Evet olabilir. Minör değişiklikler de olabilir. Ama biz bugün hali hazırda taslak olarak yayımlanmış hususları tartışıyor, konuşuyor olacağız. Bunun üzerine nihai değişiklikler de yapıldığı zaman da tekrardan bir araya gelip tekrardan konuşma fırsatımız da olabilir. Bu kapsamda yapılacak olan değişikliklere baktığımızda ilk olarak toplayıcılık faaliyetine ilişkin genel esaslardan bahsetmeyi planlıyorum. Aynı zamanda lisanssız üreticiler üretim tesisleri açısından toplayıcılık faaliyeti ne anlam ifade ediyor ondan bahsedeceğim. Tüketim tesisleri açısından ne anlam ifade ediyor ondan bahsetmeye çalışacağım. Akabinde toplayıcılar piyasada nasıl bir faaliyet gösterebilecekler, nasıl bir yetkileri, sorumlulukları, hakları var onlardan bahsetmeyi planlıyorum. Ve toplayıcılık aslında
Biraz önce bahsettiğim bu 7-8 mevzuat taslağını da değişikliği de etkilediği için burada birden fazla mevzuatta aslında ilişkisi var. Ve daha sonrasında bu toplayıcılık faaliyeti bizim hayatımıza ne yenilikler getirecek, piyasamıza ne yenilikler getirecek onun üzerine konuşmayı planlıyorum. Ve akabinde yani soru cevap şeklinde sizlerin sorularını mümkün mertebe elimden geldiğince yanıtlamaya gayret edeceğim. Şimdi isterseniz toplayıcılığa ilişkin genel bilgilere bakalım. Şimdi toplayıcı dediğimiz husus, toplayıcı aslında böyle ismiyle müsemma bir piyasa katılımcısı. Görevi, kendisinin görevi hem üretim hem tüketim segmentindeki piyasa katılımcılarını bir araya getirerek esnekliğin arttırılmasını sağlamak. Burada bu açıdan bakıldığı zaman tabii ki büyük üreticiler de toplayıcının altında yer alabileceği gibi daha çok küçük üreticiler ve bununla beraber büyük tüketim noktaları yani piyasada doğrudan faaliyet göstermeyen tüketiciler, elektrikli araç filoları, enerji depolama sistemleri bunlar halihazırda kendileri bireysel olarak bir piyasa katılımcıları olsalar da esnekliğin arttırılması adına toplayıcı portföyünde bir araya gelmeleri onların da lehine, toplayıcının da lehine bir durum söz konusu. Burada tabii ki ilk akla gelen ki mevzuatlarda da bunu göreceğiz birazdan. Büyük üretim santralleri, tesislerini göremeyeceğiz. Bir limit de olacak, olması planlanıyor. Buradaki en büyük zaten tetikleyici unsur da büyük bir yatırımı gerçekleştirmiş büyük üretim tesisleri hali hazırda toplayıcı portföyüne girmeden kendi kendisini dengede tutabilecek ve şebekeye kendi yetenekleri doğrultusunda hizmet sağlayabilecek bir yetisinin olması bekleniyor. Ama küçük tesisler doğası gereği istese de bu esnekliği sağlayamayacağından dolayı aslında toplayıcıların fokusunda, odağında küçük üretim tesisleri burada toplayıcılar için önemli bir pazarı oluşturuyor diyebiliriz. Bununla beraber ülkemizde de sayıları ve kurulu güçleri gün geçtikçe daha fazla artan ve önümüzdeki 1-2 sene içerisinde çok çok daha fazla göreceğimiz lisanssız üretim tesislerinin gene toplayıcıların bir portföyünde olabilecek aday oyuncular olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hayatımıza elektrik depolama sistemleri de mevzuat olarak girdi. Bununla beraber ilerleyen dönemlerde gerek müstakil depolama sistemleri, gerek üretime entegre depolama sistemleriyle de hayatımızda ve elektrik piyasasında birer katılımcı olarak göreceğimiz bu katılımcılar yine toplayıcıların odak noktasında olacak. Tüketim noktası tabii aslında toplayıcılık dediğimizde akla ilk gelen hususlardan ki Avrupa örneğinde baktığımız zaman en güçlü örnek Fransa. Çünkü ısınma dahi elektrik üzerinden yapıldığından dolayı Fransa'da toplayıcılık faaliyetlerinin orada çok ciddi geliştiğini görüyoruz. Hatta evlerdeki buzdolaplarına, çamaşır makinelerine kadar bir inmiş bir sistem olduğunu görüyoruz. Avrupa'da diğer benzer örnekleri de var tabii. Bununla beraber aslında her ne kadar bugün ve mevzuatlarda konuşulmuyor olsa da ilerleyen dönemlerde hep bahsettiğimiz akıllı şebekeler, akıllı şehirler gibi uygulamaların bir parçası olarak da aslında ilerleyen zamanlarda elektrikli araçlar, elektrikli araç filoları, belediyelerin bünyesinde olan otobüs, elektrikli otobüs filoları da yakın bir zamanda anlık yük dengelemesine katılabilecek, toplayıcının esnekliğini arttırabilecek enstrümanlar olacağını görüyoruz. Uluslararası literatüre de baktığımız zaman toplayıcılık dendiğinde elektrikli araçlar aslında işin merkezinde olabilmeye aday olduğunu burada görüyoruz. O açıdan ben de bugün sunuma özellikle elektrikli araçları da koyup dikkat çekmek istedim. Çünkü elektrikli araçlar dendiği zaman her zaman hep böyle grid to vehicle dediğimiz şebekeden araca doğru bir enerji akışı şu an söz konusuyken ilerleyen dönemlerde araçlardan şebekeye de bir enerji akışının olması söz konusu ve hep hayal edilen akıllı şebekelerin unsuru olacak bir tema olarak hep karşımıza çıkıyor ki bu yakın gelecekte bunu görmek mümkün olabilecek diye düşünüyorum ben. Bu açıdan bakıldığı zaman toplayıcılık sisteminin sol tarafında toplayıcının portföyünde olabilecek aday
katılımcıları görüyoruz. Sağ tarafına bakıldığında ise toplayıcılar piyasa faaliyeti gösterebiliyor olacak. Ülkemizde de bu böyle. Avrupa uygulamalarında da bu böyle. Bununla beraber aynı zamanda şebeke işletmecilerine de esneklik sağlamak açısından toplayıcıların büyük görevi bulunmakta. Şimdi isterseniz hali hazırda bizim piyasa yapımıza şöyle bir bakalım. Türkiye'deki elektrik piyasası hangi ana unsurlardan, hangi segmentlerden oluşuyor? Ona bakalım. Daha sonrasında toplayıcılık faaliyetleri bu segmentlerin neresinde olacak? Buna bir giriş yapmış olalım. Bilindiği üzere tabii ki elektrik enerjisi, ben bütün sunumlarımda bunu hep söylemeden geçmem. Bildiğiniz üzere elektrik enerjisi ürün olarak dünyanın en homojen ürünlerinden bir tanesi. Bu şu demek, herhangi bir farklı kaynaktan üretilen enerjinin üretilmesi sonrasında, elektrik enerjisine dönüşmesi sonrasında bir farklılığı kalmıyor. İkincil bir ürün. Yani doğal gaz kaynaklı bir üretimden, doğal gaz kaynaklı bir elektrik üretimiyle rüzgar kaynaklı elektrik üretimi nihai ürün olarak birbirinden farklılık göstermiyor bildiğiniz üzere. Bu açıdan bakıldığı zaman elektrik enerjisi zaten nevi şahsına münhasır özellikler göstermesi sebebiyle buradaki bütün faaliyetler, piyasa katılımcıları, oyuncuları, piyasa yapıları, piyasa enstrümanları da kendine has özellikler gösteriyor. Bu kapsamda aynı zamanda elektrik enerjisinin üretildiği an tüketiliyor olması gerekmesi, şebeke ölçeklerinde büyük miktarlarda depolanamıyor olması henüz olması sebebiyle zaten kendine has bir piyasa yapısı var elektrik piyasasının. Elektrik piyasasını tabii ki kabaca baktığımız zaman üretilmesi ve tüketilmesi olarak görebiliriz. Ama üretimin içerisinde özel sektör tabii ki şu an çok daha fazla, ama özelleşme sürecinden itibaren bakıldığında her ne kadar şu an son şeyde kaldım hatırlamıyorum. Belki kontrol etmem gerekir. Yap işlet devret tesislerini. Bununla beraber bir kamu otoritesi de söz konusu. Üretim segmentinde EÜYAŞ var. Tabii ki daha da fazla, çok da sayısı ve oranı fazla olacak şekilde özel sektör iştiraklerinin de üretimlerinde olduğunu görüyoruz. Bir diğer kısım, sağ tarafa geçtiğimiz zaman iletim kısmı doğal monopol olan ve bir kamu hizmeti olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve burada tek bir piyasa katılımcısı var. Ülkemizde TİYAŞ burada sistemin ana omurgasını oluşturan kısmı oluşturuyor. En ortadaki kısmı geçelim. En son oraya geleceğim. Dağıtım kısmı da bildiğiniz üzere gene ülkemizde 21 bölgeden oluşan bir yapı söz konusu. Ve en sağda da serbest ve serbest olmayan tüketiciler şeklinde nihai tüketimin, üretilen enerjinin tüketildiği noktayı görüyoruz. Bununla beraber ülkemizdeki piyasa yapısı geliştikçe aslında ortadaki kare ve altıgen alanının daha da geliştiğini görüyoruz. Daha da gelişiyor. Bu kapsamda ticaret enstrümanları arttıkça bir piyasa işletmecisinin varlığıyla beraber de spot piyasalar, ki burada görmüş olduğumuz gün öncesi piyasası, gün içi piyasası gibi piyasalar var. Aynı zamanda sistem işletmecisinin işletmiş olduğu bir dengeleme güç piyasası söz konusu. Özel tedarik şirketleri burada faaliyet gösteriyorlar. Yalnızca tüketiciye hizmet etmek maksadıyla değil, toptan piyasada da sadece alış satış yaparak faaliyet gösteren birçok firma söz konusu. Bu kapsamda da bununla birlikte hayatımıza yepyeni bir katılımcı olarak yeni bir ürün de aslında girmiş oluyor. Toplayıcılık. Peki toplayıcılık bunun neresinde diye soracak olursak, toplayıcılık bunun her yeri. Üretim kısmında var. İletim kısmında TİYAŞ'a bir şebeke yönetim esnekliği sağlamak üzere var. Piyasa faaliyetleri göstermek üzere var. Bugün belki konuşmuyoruz ama yarın dağıtım seviyesinde, şebeke işletmeciliğinde bir yan hizmetler uygulaması veya buna benzer bir uygulama söz konusu olması durumunda en büyük adaylardan bir tanesi. Tüketiciler dediğimiz zaman hem büyük tüketiciler hem de küçük tüketicilerde bu söz konusu olabilir. Tüketimde ilk akla gelen büyük işte ağır sanayi kuruluşlarıyla beraber esnek yük değişim yapabilen tüketim noktalarıyla beraber gerekli altyapı sağlandığı zaman aslında sizin bizim kendi evimizde kullandığımız klimalar, derin dondurucular, çamaşır makineleri gibi küçük ev aletlerine varasıya kadar toplayıcılar aslında hayatımızın her yerinde. Yani bunu
bir segment olarak ayırmak istediğimiz zaman ayıramayacağız. Böyle tam ortada herkesle ilişkisi olan bir yapıya sahip olacak. Avrupa örneklerine baktığımız zaman da bu aynı şekilde. Ve bizim ülkemizdeki taslakları incelediğimiz zaman da planlanan yapının 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde olması olacağını görüyoruz. Şimdi isterseniz bu kısa girizgahtan sonra, toplayıcılık girizgahından sonra bizim ülkemizde yapılacak olan değişiklikler neleri ifade ediyor? İsterseniz onlara bir göz gezdirelim. Şimdi 8 Mayıs tarihinde EPDK'nın internet sitesinde toplayıcılık faaliyetlerine ilişkin bir dizi 8 tane mevzuat değişikliği taslağı yayımlandı. Sunumun başında da belirttiğim gibi bunlardan ilki daha önce hayatımızda hiç olmayan elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yönetmeliği taslağıydı. Diğeri ise toplayıcılık faaliyetinin dokunduğu ilgili mevzuatlardaki değişiklik taslaklarıydı. Tabii ki buradaki 8 taslağın 8'i de çok ciddi manada ana konuları içermiyor. Bazıları mevzuatı uyumlaştırmak adına böyle bir değişiklik söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama burada bakıldığı zaman en önemli nokta, bu bir piyasa faaliyeti olduğu için elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğinde ciddi toplayıcılığı içeren, toplayıcılıkla ilgili olan çok önemli değişiklikler olduğunu da görüyoruz ki bugünün konusu her ne kadar toplayıcılık olsa da ondan da bahsetmek istiyorum, ondan da bahsedeceğim. Bununla beraber toplayıcılık bir piyasa faaliyeti olması sebebiyle lisans yönetmeliğinde değişiklikler söz konusu. Bununla beraber dokunduğu noktalarda şebeke yönetmeliğinde, yan hizmetler yönetmeliğinde, yektem kısmında yektemle ilgili yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte, elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi yönetmeliğinde ve elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapılması planlandı. Bunlar görüşe açıldı. EPDK tarafından bir çalıştay gerçekleştirildi. O çalıştaya bizler de katıldık. Hem konuşmacı olarak, panelist olarak hem de katılımcı olarak. Orada da görüşler beyan edildi, görüşlerimizi bildirdik. Aynı zamanda yazılı olarak da görüşlerimizi bildirdik. Bu 8 mevzuat taslağıyla ilgili olarak. Bu görüş kapısı kapandı. Artık biz verilen görüşlere göre enerji piyasası düzenleme kurumunun yani daha doğrusu kurulun yetkisinde olarak nihai halinin nasıl olacağını bekliyoruz. Burada sunumun başında da belirttiğim gibi değişiklik olabilir mi? Evet olabilir. Görüşlere göre değişiklik yapılabilir. Kurulun takdirinde olan hususlarda değişiklik yapılabilir mi? Yapılabilir. Ve hiç bahsedilmeyen bir şeyde yürürlüğe girebilir mi? Girebilir. Bunlar teorik olarak mümkün olan hususlar. Buradaki bütün değişiklikler, görüşlerin kabul edilmesi veya reddedilmesi tamamen EPDK'nın kurulun bünyesinde olan, uhdesinde olan, yetkisinde olan hususlar. Buradaki son nihai değişikliği de sizler gibi biz de zaman içerisinde izleyerek göreceğiz. Şimdi planlanan değişiklikler içerisinde bize bu değişiklikler neleri ifade ediyor? Şöyle kısaca bakalım ve üzerine konuşalım. Birincisi hep bahsettiğimiz, evet, toplayıcılığın en önemli unsurlarından bir tanesi esnekliğin arttırılması. Hali hazırda şebeke işletmecisinin dengeleme birimi olarak sayamadığı şebeke kullanıcılarını, bunlar üretim, tüketim de olabilir, şebeke kullanıcıların bir araya gelerek daha esnek bir yapı oluşturması ve şebeke işletmecisine daha esnek ürünler sunabiliyor olması. Bu açıdan bakıldığı zaman da toplayıcılar şebeke kullanıcılarıyla öncelikli olarak bir anlaşma imzalamaları gerekiyor. Bu anlaşmayla beraber esnek bir yükünün olduğu, esnek bir üretim kapasitesinin olduğu, esnek bir yükün olduğunu ispat ettiği durumda da şebeke işletmecileriyle de bir anlaşma yaparak bir her iki tarafta da bir şey yapılması söz konusu. Bir etkileşim olması söz konusu. Yani toplayıcı
şebeke işletmecileri ve şebeke kullanıcıları arasında köprü görevi gören bir yapıda olması bekleniyor. Şimdi bununla beraber toplayıcı dediğimiz zaman toplayıcının yapısına ve vasfına baktığımız zaman aslında toplayıcılar tam anlamıyla şunu vaat edecekler kendi portföyündeki üretim, tüketim, lisanslı üretimlere. Tabiri caizse onların bireysel olarak faaliyet gösterme yetkisini toplayıcı bünyesine alması planlı. Yani ben bir üretim tesisi yatırımcısıyım ve bir toplayıcı ile anlaştığım senaryoda burada benim toplayıcıdan beklediğim benim üretimimi bir portföyümü yöneterek ilgili piyasa şebeke işletmecisi adına kullanabilir, piyasa işlemi adına kullanabilir ve bu işlemleri yapabilir. Ben toplayıcının portföyünde olan bir üretim tesisi olarak benim beklentim burada toplayıcıdan benim portföyümü yönetmesi. Yani amiyane tabiriyle anahtar teslim, ben santralimi devrediyorum kendisine. Bir piyasa kullanıcı şifrem, kullanıcı adım olmuyor. Ben burada bütün sistemi kendisine devrediyorum ve o benim adıma, benim ve benim gibilerin adına işlem yapıyor. Bununla beraber ikinci önemli hususta hayatımıza girmesini planladığımız lisanssız faaliyetlerle beraber diğer bütün aslında katılımcılar için bunu yapmasını bekliyoruz. Şimdi toplayıcılığın yapısına baktığımız zaman tedarik şirketlerini bu işlemi yapabilir diyor kanun. İlk olarak kanun çıktı bildiğiniz üzere. Ama tedarik şirketleriyle toplayıcılığın birlikte incelediğiniz zaman aslında bu iki yapının birbirine zıt amaçlar uğruna hareket ettiğini görüyoruz. Tüketim açısından bakacak olursak bir taraf mümkün mertebe çok enerji satayım, enerji temin edeyim. Benim portföyümdeki tüketici çok fazla kullansın. Ben de ona göre daha çok ticari işlem yapayım kurgusu varken bir tarafta da mümkün mertebe ihtiyaç olduğunda tüketimi azaltayım ve azalttığım tüketimle ben bir ticaret yapmış olayım. Burada aslında kurgusal olarak iki farklı yapıdan bahsediyoruz. Ama mevzuatımız burada tedarik şirketlerinin bu işlemi yapabileceğini söylüyor. Tabii ki bunu müstakil olarak bir toplayıcılık lisansı alınarak da bu yapılabileceği gibi tedarik lisansı olan piyasa katılımcıları lisanslarına toplayıcılık faaliyetlerini derc etmesi neticesinde buradaki toplayıcılık faaliyetlerine de dahil olabilecekler. Şimdi bu iki yapı birbirinden farklı özellik gösterdiği için mevzuat taslakları bize şunu söylüyor. Diyor ki toplayıcılık ve tedarik faaliyetleri birbirinden ayrılır. Toplayıcı enerji tedarik ettiği bir kullanıcıyı toplayıcı portföyü bünyesine alamaz, bünyesine dahil edemez. Yani bu şu demek, ya toplayıcı olacaksın ya da tedarik edeceksin o ilgili tüketim noktası için. Yani burada daha mevzuatta da belli başlı şeyler çok net olmamakla beraber bizim gördüğümüz toplayıcılık lisansının müstakilen alınıp çünkü lisans derc edilme ücretiyle sıfırdan alma arasında bir bürokratik ve bir fiyat olarak bedel olarak bir fark olmaması sebebiyle burada müstakilen bu işlemin yürütülmesi sanki daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili mevzuatta çok net olmayan hususlar olsa da yani tedarikçisi hem tedarik faaliyeti gösterip hem de toplayıcı faaliyeti gösterdiğinde bu ikisi birbirine zıt olan amaçların nasıl aynı potada eritileceğiyle alakalı belirsizlikler devam ediyor. Ama buradaki tabii ki ana çerçevede belirlenecek hususlarda toplayıcılık faaliyeti gösteren bir piyasa katılımcısı tedarik ya toplayıcılık faaliyetini seçecek bir tüketim noktası için ya da ona bir tedarik şirketi şapkasıyla enerji temin edebilir. Bununla beraber toplayıcılar portföyünü dengelemek amacıyla alım satım yapabilirler. Ama mevzuatta şöyle bir ifade var. Doğrudan toptan satış faaliyetinde bulunmasını yasaklıyor mevzuat taslakları. Bu şu demek, eğer sen toplayıcıysan portföyünde olan üretim, tüketim lisanslı, işte efendime söyleyeyim
depolama sistemleri vesaire gibi yapıları aldıktan sonra sadece dengeleme faaliyetini, kendi portföyünü dengelemek için alım satım yapabilirsin. Ama salt olarak toptan satış faaliyeti yapmak istiyorsan bunun yeri toplayıcılık faaliyeti değil, bunun yeri tedarik şirketi olarak toptan satış işlemlerinin yapıldığı halihazırda tedarik firmalarının işlemlerini olması gerektiğini söylüyor. Bu kapsamda yalnızca portföyünün dengelenmesi için enerji alım satım işlemlerinin yapılabileceğinden bahsediyor. Bununla beraber toplayıcılar tabii doğrudan şebeke kullanıcılarıyla ilişkili onları izleyebilen bir yapıya sahip olmaları gerektiğinden anlık izleme sistemlerinin kurulması, iletişim sistemlerinin kurulması ve bu iletişim sistemleriyle aslında kendisinin de izleyebildiği değerleri şebeke işletmecisiyle paylaşıyor olması, yani uçtan uca aslında izlenebilir bir sistem kurmasına izin veriyor toplayıcılara. Bu da zaten işin doğasında var, takdir edersiniz ki. Çünkü halihazırda dengeleme birimi olmayan tüketim tesisleri, küçük üretim tesislerinin anlık olarak izlenebiliyor ve vermiş olduğu yük değişimine veya yük yönetimine sunmuş olduğu katkıların anlık olarak izlenebiliyor olması gerekiyor. Çünkü işin ucunda bu bir akçeli bir iş olmasından dolayı, yani toplayıcı gerek yük düşümüne destek olduğunda, gerek de yük artışına destek olduğunda, üretim veya tüketim enstrümanlarıyla bunu sağladığında bunu ispat edebiliyor olması lazım. Bunu şebeke işletmecisine ispat ediyor olması lazım. Ve bu kapsamda da bu ispatı sağlayabilmesi için de uçtan uca bütün sistemi izleyebiliyor, izlediği verileri de ilgili taraflara aktarabiliyor olması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi vurgulamak gerekirse piyasa işlemlerinin tamamı toplayıcı tarafından yapılıyor. Yani anahtar teslim bir iş olarak burada toplayıcılar işlem yapıyor. Burada önemli hususlardan bir tanesi hali hazırda mevzuatımızda var olmayan ama toplayıcılık mevzuatı taslaklarıyla hayatımıza giren bir tanım. Önemli, o yüzden orayı bold şeklinde yazdım. Dengeleme bölgesi. Takdir edersiniz ki bizim ülkemiz dengeleme uzlaştırma yönetmeliğinde her ne kadar bir teklif bölgesi olarak tanım yapılmış olsa da ülkemiz şu an tek bir bölge olarak faaliyet gösteriyor. Yani bu şu demek, bildiğiniz üzere ülkenin her bölgesinde aynı piyasa fiyatıyla işlem gerçekleşiyor. Çünkü teklif bölgesi dediğimiz zaman aslında günün sonunda en çok etkilenecek olan kısım piyasa fiyatlarının belirlenen bölgelere göre değişiklik göstermesi, ki bu da aslında şebeke kısıtlarıyla ilişkili olan bir husus. Hatta bu şebeke kısıtlarının bölgeler arası ticarete konu edilmesi yepyeni farklı enstrümanlar da sunuyor. Yepyeni farklı optimizasyon gereksinimleri de sunuyor. Burada normalde bizim hayatımıza teklif bölgesi olarak bir değişiklik yapılması şu an için mevzuatta bir değişiklik söz konusu değil. Ama toplayıcılıkla beraber bir dengeleme bölgesinin var olduğunu, tanımlandığını görüyoruz. Dengeleme bölgesi ne demek? Şu demek, takdir edersiniz ki ülkemizdeki X ve Y bölgesindeki bir yük düşümü veya bir yük artışı ülkenin genel şebeke işleyişine katkı sağlamayabilir. Yani bölgesel kısıtlar sebebiyle ilgili bölgedeki yükün değiştirilmesi üzerinden bir o aksiyon alınması gerekiyor. Şimdi bu aksiyonun alınması için de ilgili bölgedeki toplayıcı bünyesindeki ilgili bölgedeki portföy ne denir ona? Portföydeki segmentine, portföy kısımlarına doğru teklifler verilebilmesi adına böyle bir yapı tanımlanmış. Dengeleme bölgesi diye. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum bir teklif bölgesi gibi değil, bir farklı fiyat olması değil. Sadece bizim anladığımız ve EPDK ile ve TEİAŞ'la da konuştuğumuzda aldığımız cevaplar bize şunu söyledi. Bu sadece bir etiketleme yöntemi. Ben toplayıcının bünyesinde bir kısma, bir bölüme, toplayıcı portföyüne bir talimat verdiğim zaman ilgili dengeleme bölgelerine ayrılmış üretim tesislerine aslında bunu vereceğim. Yani bu şu demek oluyor. Ben Emre Evgallıoğlu olarak bir toplayıcı olduğumu düşünün.
Benim portföyümden de doğuda da batıda da güneyde de üretim tesislerinin olduğunu düşünün. Ama o an için Marmara bölgesinde bir ihtiyaç olduğu durumda benim portföyüm içerisinde Marmara bölgesini içeren dengeleme bölgesi içerisinde etiketlenmiş küçük küçük tesisleri dikkate alarak aslında bir talimat verecek. Yani buradaki olay bir toplayıcı bünyesi içerisinde etiketlenmiş doğru noktalardaki doğru bölgelerdeki üretim tesislerine, üretim tesisi topluluklarına daha doğrusu talimat verilmesini ve esnekliğin efektif bir şekilde kullanılmasını sağlamak hayatımıza girecek olan en önemli değişikliklerden bir tanesi dengeleme bölgesinin olduğunu görüyoruz. Hemen bir sonraki slayta geçelim. Tamam, şey oldu. Tamamdır. Şimdi bu genel bilgilere bakıldıktan sonra burada hep konuşacağımız şeyi üçe ayırıyor olacağız. Birincisi lisanslı üretim tesisleri açısından toplayıcılığa bakacağız. Lisanssız üretim tesisleri açısından toplayıcılığa bakacağız ve üretim çok özür diliyorum tüketim tesisleri açısından toplayıcılığa bakacağız. Şimdi bakmış olduğumuz yayınlanmış olan mevzuat taslaklarına bakıldığında en önemli, en vurucu olan kısımlardan bir tanesi bireysel üretim tesisleri için 50 megawattlık bir kurulu güç sınırının var olması. Bu şu demek, eğer bir toplayıcı olarak portföyünüzü üretim tesisi almak istiyorsanız 51 megawatt kurulu gücünde bir üretim tesisini portföyünüze alamıyorsunuz. Bu değer şu an taslakta yayınlanan değer. Bu değerle alakalı oldukça fazla görüş vardı. Kısa kısa piyasa görüşlerinden de size bahsedeyim bildiğim kadarıyla. Buradaki bu 50 megawatt sınırının olmaması gerektiğini, buna piyasanın karar vermesi gerektiğiyle ilgili görüşler çok fazlaydı. Bu yönde biz de görüş bildirdik. Ama EPDK taslağında, EPDK'nın yayınlamış olduğu taslakta 50 megawattlık bir kurulu güç sınırı bireysel üretim tesisleri için var olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bir tekelleşme olmaması adına EPDK tarafında toplam portföy içerisindeki üretim kurulu gücünde 2000 megawattı geçmemesi planlanıyor. Orada da bir sınır. Yani hem bir bireysel sınır var, hem de portföy sınırı üretim açısından. Tüketim açısından bunun olmadığını birazdan bahsedeceğim zaten. Bu açıdan bakıldığı zaman taslak bize şunu söylüyor aslında. Büyük üreticiler, büyük yatırımcılar, büyük üretim tesisleri kendi portföylerini dengelemek için aksiyon almaları bekleniyor. Yani bunu kendilerinin yapmaları beklenirken istese de kendi küçük tesislerin bunu yapamayacağı düşüncesiyle aslında toplayıcılığa daha küçük üretim tesislerinin teşvik edildiğini görüyoruz. Burada bu sınır, kurulu güç sınırının nihai taslakta da var olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Taslağın olacağını ve nihai bir portföy sınırının da aslında olacağını görüyoruz. Ya tahmin ediyorum ben kendi adıma. Ama dediğim gibi bu sınırlar bugün 50 megawatt taslakta yayınlanmış olabilir. Ama bunun üzerine gelen görüşlere göre bu 60-70 olabilir, 100 olabilir veya 30-40 da olabilir. Bu konuda şu an için net bir şey konuşmak mümkün değil. Aynı şey 2000 megawattlık portföy sınırı için de geçerli. Burada tabii ki amaç hep söylediğim gibi bireysel olarak dengeleme birimi olmayan, yani gerçek zamanda TEİAŞ'ın talimatlarına muhatap olmayan piyasa katılımcılarının bir araya gelerek daha fazla esneklik sağlayarak toplayıcı altında bu talimatları alabiliyor olması aslında toplayıcılığın lisanslı üretim ki burada küçük nispeten 50 megawattın altındaki tesisler için onları orta küçük gibi tanımlayacak olursak küçük üretim tesislerinde de bir araya gelerek onların TEİAŞ'ın gerçek zamanda DGP'de veya yan hizmetler kapsamında bir katılımcı olmalarını, aktif bir katılımcı olmalarını sağlamak adına bir aksiyon olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte burada her ne kadar bu arkadaşlar lisanslı da olsalar,
biraz önce de bahsettiğim gibi piyasaya ilişkin bütün işlemleri toplayıcı tarafından yapıyor. Yani bu bir anahtar teslim. Siz toplayıcı ile anlaştığınız zaman bir gelir modeli, bir iş modeline göre bir anlaşma yapıyorsunuz. Akabinde amiyane tabiriyle anahtarı toplayıcıya teslim ediyorsunuz. Siz toplayıcının size vaat etmiş olduğu ve sözleşme altına almış olduğunuz hususlarda gelir modeline üzerine çalışıyorsunuz, gelir elde ediyorsunuz. Toplayıcı da kendi esnekliği ve kendi iş modelindeki kendi gelir yapısına göre de kendisi bir gelir elde etmeye üzerine faaliyet gösteriyor. Bu açıdan bakıldığı zaman küçük yatırımcılar için de teşvik edici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hali hazırda tüm yatırımcılar, özellikle küçük enerji yatırımcıları doğrudan tam anlamıyla profesyonel bir ekip kurmak feasible olmayabiliyor dengeleme açısından. Bu açıdan bakıldığı zaman toplayıcılık bir yatırımcı olan, küçük bir enerji yatırımcısı olan, yatırımını enerjide ve elektrik piyasasında değerlendirmek isteyen küçük yatırımcılara ve üretim tesisleri açısından önemli bir önem arz ediyor. Yani burada toplayıcıya sistemi devrederek kendisi bir gelir modeli oluşturmuş oluyor. Bununla beraber buradaki iş modellerinin tamamı farklılaşabilir. Şu an bir şey söylemek çok mümkün değil çünkü taslaklar üzerinde konuşuyoruz bahsettiğim gibi. Nihai mevzuatlar, nihai hallerini gördüğümüz zaman, resmi gazetede yayınlandığı zaman nasıl iş modellerinin oluşacağını burada göreceğiz ve bunun üzerine çalışacağız. Tabii biz de Türkiye'nin en büyük portföyünü, toptan portföyünü yöneten bir şirket olarak da bizim de burada hedeflerimiz, kafamızda olan iş modelleri söz konusu. Toplayıcılıkta da bu işlemleri yapacağız. Bu kapsamda bizim gibi burada faaliyet göstermek isteyen diğer piyasa katılımcıları da aynı şekilde kendilerine uyan iş modelleriyle yatırımcılara, üretim tesislerine giderek bu modelleri anlatarak portföylerini almaya çalışacaklar. Bununla birlikte depolama artık hayatımızda olacağını düşünüyoruz ilerleyen yıllarda. Bu depolamalı tesislerde de toplayıcı portföyünde konumlandırabileceğiz. Gördüğünüz üzere hep bahsettiğim anahtar kelimeleri çok altını çiziyorum. Esneklik, küçüklerin bir araya gelmesi vesaire. Aslında burada anahtar kelimemiz esneklik. Depolama tesislerinin de bir toplayıcı portföyü altında yer alıyor olması burada esnekliği çok çok arttırıcı unsurlardan bir tanesi oluyor. Bu açıdan da depolamalı tesisler, yani üretime entegre depolamalı tesisler ile müstakil depolama tesislerinde toplayıcılar bünyesinde yer alacağını ve almasının doğal olduğunu aslında görüyoruz ve ben de şahsen tahmin ediyorum ilerleyen dönemde. Bu açıdan bakıldığında lisanslı üretim tesisleri için evet önemli bir değişiklik. Burada birazdan bahsedeceğim husus hali hazırda dengeden sorumlu grup yapısı zaten mevzuatımızda var. Aslında buna benzer uygulamaları dengeden sorumlu grup bünyesine aldığımız üretim tesislerinde de benzer sistemleri uyguluyoruz, uygulanıyor piyasada. Bu açıdan bakıldığı zaman toplayıcılıkla DSG dediğimiz dengeden sorumlu grup yapısı birbirine benzerlik gösteriyor. Bunun ileride bu iki yapının nasıl hareket edeceği, birlikte mi hareket edeceği yoksa birinden vazgeçilip diğerine mi geçileceği ile ilgili hususları birazdan ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Ama bu iki yapı birbirine benzerlik gösteriyor şu an için. Tabii ki toplayıcılık hayatımıza girdiği zaman daha farklı yönleriyle bu bir alternatif olarak karşımıza çıkacak. Bununla beraber lisanslı üretim tesisleri açısından inceledikten sonra şimdi de isterseniz lisanssız üretim tesisleri açısından inceleyelim. Burada benim de görev yaptığım 8 yıl içerisinde EPDK'da ilk defa bir görüş, taslak görüşü açıldığı zaman seçenekli görüşün var olduğunu gördük. Yani mevzuat taslaklarında şunu gördük, şu yazıldı. 10 yılını doldurmuş slash doldurmamış. Yani burada EPDK'nın piyasa katılımcılarından ve muhataplarından beklediği 10 yılını doldurmuş olan yani yeklemi sona ermiş santraller ile tesisleriyle, lisanssız üretim tesisleriyle doldurmamış olanları da yorumlayın ve
Bu ikisi arasında da bir yorum yaparak görüş verin dedi bize. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında tam da doğru noktada bir nokta atışı yaptığını gördük. Çünkü piyasada gerçek manada kayda değer bir kitle lisanssızların toplayıcı bünyesinde olmaması gerektiğini savunurken ciddi bir kitlede evet olması gerekir. Burada portföyde yer alması gerekir. Bu lisanssız üreticilerle ilgili farklı iş modelleri benimsenebilir, belirlenebilir gibi iki büyük kitlenin var olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ciddi bir tartışma konusu oldu. Neden bu tartışma konusu oldu? Normalde halihazırda bildiğiniz üzere lisanssız üretim tesisleri görevli tedarik şirketlerinin K3 portföyü bünyesinde yönetilen üretim grupları. Bakıldığı zaman hem tüzel kişi de olabilir hem gerçek kişi de olabilir. Lisans almasına gerek yok. Sadece yatırım yapabiliyor olması ve bu yapmış olduğu yatırım neticesinde elde ettiği bir kurulu gücü ki bunun sınırları var biliyorsunuz detaylarına girmeyeceğim. Üretim kapasitesinin yanında bir tüketim kendisine bağlı ilişkili bir tüketim kapasitesi tüketim noktasında olması gerekiyor. Aslında yatırımcı açısından bakıldığı zaman parasını aldığı gelirini elde ettiği bir sistem. Ama burada ama belki süreler farklı. İşte atıyorum 45 gün sonra parasını alabiliyor vesaire. Bununla beraber zorunlu olarak ilgili görevli tedarik şirketiyle faaliyet göstermek zorunda gibi hususlar var. Burada tabii toplayıcılığın bünyeye alınmasıyla beraber eğer lisanssızların da bizim bugün konuştuğumuz gibi serbest olarak 10 yılını doldurmuş doldurmamış bütün lisanssızların devreye girdiği senaryoda bu sefer GTŞ'lerin dışında farklı alternatiflerin var olacağı görünüyor. Bu alternatiflerin de bu sefer bir rekabet oluşturacağı görünüyor ki o açıdan bakıldığı zaman doğal olarak görevli tedarik şirketleri kendi bünyesinde var olan lisans üretim tesislerini kaybetmek istemeyeceklerdir. Rekabeti konu etmek istemeyeceklerdir. Ben sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Özellikle soru cevap kısmına geldiğimiz zaman bu konuyla alakalı görüşlerinizi merak ediyorum. Sizce ne olmalı? Bu açıdan görüş bildirirseniz çok memnun olurum. Çünkü benim de şahsen bir görüşüm var. Ama bununla beraber dediğim gibi bu konu aslında toplayıcılık mevzusu gündeme geldiğinde en çok incelenen konulardan bir tanesi oldu. Bununla beraber tabii ki lisanssızlara bakıldığında mevzuat taslaklarında lisanssız üretim için aynı lisanssızlarda olduğu gibi bir kurulu güç limiti uygulanmıyor. Ve eğer gerekli görürse kurul sadece buna, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu buna bir limit getirebilir. Burada bir önü açık ama şu an için bakıldığında bir limit yok. Ama buradaki hususta da şöyle bir durum söz konusu. Burada evet lisanssızlar da teorik olarak eğer teknik koşulları sağlarlarsa dengeleme birimi gibi ilgili dengeleme bölgesinde TEİAŞ'ın talimatlarına muhatap olabilirler. Tabii ki bunu söylemesi kolay ama bu yetkinlikleri TEİAŞ'a ispat edebiliyor olmaları lazım ve bu kapsamda da işlem yapılabiliyor olmalı. Sadece lisanssız olarak da değil, şu an bizim mevzuattan okuyup gördüğümüz lisanssız ve lisanslı ilgili dengeleme birimi kapsamında bu işlemin yapılabileceği, mutlaka yapılır diyemiyorum ama yapılabileceği bunun önünün açık olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar tabii normalde piyasa katılımcısı olmayan lisanssız üretim tesislerinin toplayıcı bünyesinde bir yer alması durumunda kesinleşmiş üretim planından sapma tutarı cezasına muhatap olmaları söz konusu. Çünkü artık toplayıcı bünyesindeki üretim havuzunu tekil olarak bir olarak baktığımız için otomatikman lisanssızlarda üretim planını sunan yani toplayıcı tarafından üretim planını sunulanın bir parçası olacaklar ve o kapsamda da ona göre eğer bir sapma söz konusuysa o sapmada kendi payları da olduğu için ister istemez bir ceza durumu söz konusu olacak. Normal koşullarda halihazırda şeyi olmayan herhangi bir yükümlülüğü olmadığı senaryoda toplayıcı bünyesine girdiği zaman burada da toplayıcıların altındaki portföyünün altında bu küps ST dediğimiz cezaya maruz kalabilecekler.
Tabii ki şeyleri ölçsün, kapasiteleri ve kendi sapmaları ölçsün. Ama daha öncesinde hiç olmayan bir şey burada toplayıcılıkla devreye girmiş oluyor. Şimdi bu tabii kötü bir şey olarak, daha önce olmayan bir şey olması böyle bir tabii ki kulağa hoş gelmiyor. Ama burada oluşturulabilecek, oluşacak rekabetle ve oluşacak iş modelleriyle bu bedeller ikili anlaşmalara konu edilebilecek bedeller. Bu çok çok önemli. Bununla beraber ileride de söyleyeceğim ama şimdi de söyleyeyim. Örnek vermek gerekirse lisanssız üreticiler hali hazırda mevcut durumda belli bir süreden sonra üretimin ihtiyaç fazlası üretimin karşılığı olan bedelleri, ücretleri elde edebilirken toplayıcı bünyesinde bu değerler tabii farklı iş modellerine göre değişmekle beraber günlük olarak ödeme alabilecekleri ve finansal olarak daha farklı imkanların sağlayabileceği iş modellerinin açılabileceği görünüyor. Bununla beraber her ne kadar dediğimiz gibi bu kısımda böyle bir model imkanı olabilse de farklı farklı modellerinde nihai mevzuat hükümlerini gördüğümüzde de farklı modellerin geliştirilebileceği görünüyor. Buradaki lisans üretim tesislerinin dediğim gibi mevzuat düzenlemiş, gerçek zamanda anlık yük değişimine katkı sağlayabilmeleri teorik olarak mümkün. Ama gerçekte ne kadar mümkün olur? Bu hala soru işareti benim adıma şahsen. Tabii ki bu yük alma tarafında böyle. Ne olabilir? Özellikle lisanssız üretimin çok fazla olduğu dönemlerde ki çok çok fazla zikrediliyor biliyorsunuz. Özellikle yaz dönemlerinde bir duck curve denen güneşli saatlerde ciddi manada lisanssızların devreye girmesiyle bir yükteki bir şeyi karşılanan yükün talebin çok fazla kısmının şeyde kaldı, lisanssızlar tarafından karşılanması ve lisanssızların karşılamış olduğu talebin dışındaki kısmın talebin ise çok ciddi manada düştüğü, belli saatler için düştüğü. Hatta buna duck curve'den yerine kanyon curve denilebiliyor. Böyle bayağı genişçe bir eğri çizerek, dibe vurarak çıkıyor. Şimdi bu saatlerde sistemi ayakta tutabilmek için buradaki lisanslı üretim tesislerine yük atma talimatı verilmesi hususu gündemde. Aslında yük almadan ziyade bunlara da bir yük atma talimatı verilebilir. Ama burada henüz detaylar belli olmamakla beraber bu yük atma işlemlerinin nasıl teşvik edileceği, nasıl bir iş modeline konu edileceği ile ilgili şu an mevzuatlarda bir husus netlik kazanmamış durumda. Bu hususlar netlik kazandığında bu işlevin ilerleyen yıllarda özellikle lisanssız kapasitesinin arttığı ve artışını görüyoruz. Daha da arttığı dönemlerde bu kanyon körlerin, dak körlerin daha da derine indiği saatlerde yük atma üzerine toplayıcılar bünyesinde var olacak ise lisanssızların önemli bir enstrüman olacağını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında lisanssızlar evet toplayıcılar nezdinde bir oyun değiştirici konumunda olabilir. Yani buradaki hep tartışılırdı bizim zamanımızda da lisanssızlar halen de aslında bu tartışmalar söz konusu. Mevzuat ve kanun hali hazırda yürürlükte olan kanun hükümleri de bu lisanssız üretim tesisleri lisanslı olsun mu? Bir piyasa katılımcısı olsun mu? Olabilir. Bu alternatiflerden bir tanesi. Ama bugün toplayıcılık mevzuatıyla beraber doğrudan olmasa da dolaylı olarak piyasa değişkenliklerine ve piyasa koşullarına göre hareket edebilecek bir yapıya toplayıcılıkla geçebileceğini görüyoruz. Bir diğer kısım aslında hep böyle toplayıcılık dendiği zaman bu sarı olan kısımda internette gördüm çok hoşuma gitti. Böyle görsel olarak gösteren ufak da bir açıklama yapan. Kaynağını da aşağıda paylaştım. Aslında toplayıcılıkla ilgili tam bizim hep bahsettiğimiz, hayalini kurduğumuz ve hep işte toplayıcılık dendiğinde ilk akla gelen tüketim noktalarının, tüketim miktarlarını gerektiğinde yük düşümü yaparak, gerektiğinde yük artışı yaparak sistem dengesine katkı sağlayabiliyor olmalı. Şimdi bunun örneklerini dediğim gibi örnekleri Avrupa ülkelerinde var, sayıca görüyoruz. Bununla beraber bunun mantığını şöyle biz de temeline inecek olursak her ne kadar biliyor olsak da tüketim tesisleri hali hazırda
Örneğin DGP'de bir rol alabilecek durumda değiller. Mevzuat altyapısı her ne kadar bir KAGÜP verildiği zaman KAGÜP açılımı kesinleşmiş günlük üretim tüketim programı olsa da uygulamada şu an tüketim noktaları TEİAŞ'ın talimatlarına muhatap değiller. Bu açıdan bakıldığında toplayıcılık bünyesinde olan tüketim noktaları ile beraber artık tüketim tesisleri de piyasa faaliyetlerine konu edilebilen bir yapıya sahip olacaklar. Bununla beraber üretim tesislerinde olduğu gibi tüketim tesislerine bir bağlantı gücü limiti veya işte bir limit konması durumu söz konusu değil. Burada amaç bunların tek başına sağlayamadığı esnekliği toplayıcı altında bir araya gelerek bu esnekliği sağlamalarını sağlamak. Ve tabii bireysel olarak da aslında yük düşümü yapabilecek, yük artışı yapabilecek yani tabiri caizse esnek yük kabiliyeti olan tesisler olmakla beraber bunların izlenmesi için ve bu işi doğrudan yapan, bu işi uzmanlık haline getiren bir yapı olarak toplayıcılık önem arz ediyor. Yandaki bu GIF'te de gördüğünüz üzere ihtiyaç halinde buradaki müşteri A kendi yükünü düşürerek gelir elde ediyor. Aynı şekilde müşteri B de bu durumda olabilir. Burada amaç yük düşüşü yaparak veya yük kaydırarak veya anlık olarak yük artışı yaparak bunun gibi yükünü esnek olarak kullanabilen ilgili tesislerinde şebeke işletmecisine bir esneklik enstrümanı olarak kullanılabiliyor olması. Tabii ki buradaki en önemli hususlardan bir tanesi bu esneklik enstrümanı olarak sunulacak olan tüketim miktarlarının, tüketim tesislerinin de buradan bir gelir elde ediyor olması lazım. Bu açıdan bakıldığı zaman da bu modellerin de tüketim modellerinin de nihai mevzuatın nihai haline geldiği zaman da burada da neler yapılabileceğiyle alakalı konuşuyor, üzerine çalışıyor olacağız. Ama burada tabii şöyle bir durumda söz konusu. Burada teknik altyapı çok büyük önem arz ediyor. Şimdi halihazırda bugün doğrudan hadi yarın buzdolaplarımıza kadar, evlerimizdeki buzdolaplarına kadar bir şey yapacağız. Talep tarafı katılımı uygulayacağız demek çok gerçekçi bir şey olmayacaktır. Çünkü ciddi bir altyapı isteyen bir husus. Evlerimizdeki enerji kullanan cihazların takip edilebiliyor olması, onların esnek olarak kullanılabiliyor, arttırılabiliyor, düşürülebiliyor olması önem arz etmekte. Ya bu açıdan bakıldığı zaman ilk olarak tabii ki bunlar olmayacak demek çok doğru değil. Gelecekte bunları da göreceğiz. Küçük tüketiciler de doğrudan şebeke esnekliğine katkı sağlayabilecek hale gelecekler. Ama şu an için bakıldığı zaman başlangıç noktası olarak büyük montanlı tüketim, esnek tüketimi yapabilenler, yükünü kaydırabilenler, yük düşümü ve yük artışı yapabilen büyük tesislerin ilk etapta buraya muhatap olacaklarını göreceğiz. Yani büyükten izleyerek başlayarak küçüğe doğru bunun ilerleyen dönemlerde gidebileceğini göreceğiz. Hatta sunumun başında da söyledim. Şu an çok zikredilmese de uluslararası mevzuatta çok zikredilen bir husus. Elektrikli araçların bataryalarının da bu sisteme dahil olacağını, yeri geldiğinde araçtan şebekeye gerek injeksiyon gerekse şebekeden enerji çekme şeklinde sistemi dengede tutabilecek bütün enstrümanların ileride de kullanılabileceğini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Her ne kadar aslında talep tarafı yedeği şeklinde bunun öncesinde uygulamalar olsa da yani buradaki uygulama iş modelleriyle çok hayata geçemedi buradaki uygulama. Tabii ki bu bir bütçe meselesi. Bir tüketiciye siz yük düşün dediğiniz zaman bunun bir karşılığının olması gerekiyor ve bu karşılığın da kendi elde edebileceği fırsat maliyetinin ötesinde bir değer olması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bu modellerin de bu mevzuatların nihai hale gelmesi ve ilerleyen ikincil usul esaslar vesaire diğer kurum kararlarıyla beraber de netleşeceğini göreceğiz. Yani bu kapsamdan bakıldığı zaman, mevzuat olarak bakıldığında artık tam olarak bir talep tarafı katılımının da var olduğunu görüyoruz.
Şimdi burada şu kısma geçmeden önce, piyasa faaliyetleri katılımına geçmeden önce şunu görmüş olduk. Evet, üretim segmentinde bir portföy oluşturulabilir. Ki burada çok popüler terimlerden bir tanesini de zikredeceğim. Virtual Power Plant dediğimiz sanal üretim tesislerinin yönetim şekli aslında toplayıcılık portföyünde küçük küçük santrallerin bir araya gelerek yönetilmesi hususunu içeriyor, bunu ifade ediyor. Hem bir sanal santral yönetimiyle hem de tüketim noktalarının da sisteme entegre edilmesiyle tam anlamıyla toplayıcının elinde bir esneklik enstrümanı olarak gerek şebeke işletmecisine gerek piyasaya karşı işlem yapabileceği bir hacim olabileceğini görüyoruz. Peki toplayıcılar bu üretim ve tüketim kısmını portföylerinde topladılar ama hangi piyasada işlem yapacaklar? Bu konuda da taslaklar diyor ki dengeleme mekanizmasına katılır ve organize piyasalarda faaliyet gösterirler. Burada dengeleme mekanizmasının tanımına baktığımız zaman elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğinde vadeli elektrik piyasası ikili anlaşmalara ek olarak EPİAŞ'ın işletmiş olduğu gün öncesi gün içi piyasalar ve bununla beraber işte TEİAŞ'ın işletmiş olduğu dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası tamamı bu sistemin içerisinde. Yani diyor ki eğer toplayıcı olarak faaliyet göstermek istiyorsa bir ikili anlaşma yapabilir. Vadeli elektrik piyasasında işlem yapabilir. Spot piyasalarda işlem yapabilir. Gün öncesi ve gün içi piyasalarda. Gerçek zamanlı piyasalarda faaliyet gösterebilir. Aynı zamanda yan hizmetlerde katılımcı olarak faaliyet gösterebilir. Burada bir mevzuat taslağı, mevzuat yapıcılar burada herhangi bir kısıtlama koymamış. Bu işin doğası gereği zaten. Yalnızca şunu söylüyor mevzuat taslakları. Diyor ki senin amacın salt enerji satışı olmamalı. Sen sadece portföyünün gereksinimlerini sağlamak için enerji alışı satışı yapabilirsin. İlk öncelik portföyünü dengede tutmak üzere alış satış yapmak. Bununla beraber eğer satış yapmak istiyorsan bunun doğru yeri toplayıcılık değil. Normal tedarik lisansı alıp doğrudan toptan satış işlemleri yapabilirsin diyor mevzu. Ama onun dışında bu çok soruldu. Çalıştay'da da çok konusu geçti. Toplayıcılar ne yapabilecek? Hangi piyasa enstrümanlarını kullanabilecek diye. Burada bizim mevzuattaki anahtar kelimelerden, dengeleme mekanizması ve organize piyasalar anahtar kelimelerinden anlayacağımız üzere herhangi bir kısıt olmaksızın her piyasada faaliyet gösterebileceğini görüyoruz. Şimdi toplayıcılık faaliyetinin diğer mevzuatlarla ilişkisinden de bahsetmiştim. Şimdi burada ilk bahsedeceğim husus dengeden sorumlu gruplar. Belki bilmeyenlerimiz vardır aramızda. Onlar için kısaca şöyle toparlayayım. Dengeden sorumlu grup, dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliğinde düzenlenen bir yapı. Şunu söyler, der ki piyasa katılımcıları bir araya gelerek dengesizliklerini sönümleyebilecek bir yapı oluşturabilirler. Bunun adına da dengeden sorumlu grup diyoruz. Bu grubun başında da bir sorumlu olacak, oluyor. Buna da dengeden sorumlu taraf diyoruz. Eğer herhangi bir piyasa katılımcısı tek başına faaliyet gösterecek ise o kendi kendine dengeden sorumlu taraf olur. Ama hayır, ben Y şirketi olarak şu santralimi Aksa'nın dengeden sorumlu grubuna içerisine dahil ediyorum dediği zaman dengeden sorumlu taraf Aksa Elektrik Satış oluyor. Dengeden sorumlu grubun üyesi de bahsetmiş olduğu X üretim tesisi X şirketi oluyor. Şimdi burada toplayıcılıkla biraz benzerlik gösteriyor. Evet, normalde dengeden sorumlu grupta da herhangi bir tesisi bünyeye alarak işlem yapılabiliyor. Onun adına dengesizlikleri yönetiliyor. Ama bununla beraber aktif yönetim diye kastettiğimiz yönetim hizmeti de yani santraldeki üretiminin planlamasından tutun diğer hususlara ilişkin bütün değerlerin hizmeti de veriliyor. Ama dengeden sorumlu grup içerisinde asıl olay dengesizliğin yönetilmesi. Şimdi dengesizliğin yönetilmesi şöyle bir durum söz konusu. Her ne kadar ülkemiz
teklif bölgelerine bölünmemiş olsa da bu dengeden sorumlu grubun dengesizlik sönümlemesi işlemi devam ediyor. Bu finansal bir sönümleme oluyor aslında. 10 katılımcılı bir dengeden sorumlu grubun varlığını konuştuğumuz zaman 5 tanesi toplamda 100 megawatt pozitif dengesiz, yani planladığından daha fazla üretmişse, geri kalan 5 tarafta 5 kişilik kısımda planladığından 100 megawatt daha fazla çektiyse, yani 100 megawatt negatif dengesizse, bu bahsettiğim ikinci 5 kişilik grubun negatif dengesizliği, 100 megawattlık negatif dengesizliğiyle ilk bahsettiğim 5 kişinin pozitif dengesizliği bir araya geldiğinde dengeden sorumlu grup nezdinde bu grup dengede diyoruz. Yani bu gruba bir dengesizlik fiyatı charge edilmemiş oluyor. Tabii ki hangi bazda yapılıyor bu? Saatlik bazda. Yani uzlaştırma bazında, uzlaştırma dönemi bazında bir saatte bir tarafın pozitif dengesizlikleriyle ya da oradaki katılımcıların pozitif dengesizlikleriyle negatif dengesizlikleri birbirine eşitse o grubu biz dengede olarak nitelendiriyoruz. Mevzuat o şekilde nitelendiriyor. Bu açıdan bakıldığında buraya her ne kadar tüketim tesisleri doğrudan olmak yerine bizim ST, serbest tüketici portföyü diye tanımladığımız müşterilerimiz çekiş olarak katılıyor. Aynı zamanda üretim tesisleriyle de anlaşılarak üretim tesisleri buraya dahil edilmek suretiyle buradaki bir portföy yönetimi söz konusu oluyor. Bu açıdan bakıldığında toplayıcılıkla çok benzer. Sadece ne farkı var? En önemli farklarından bir tanesi. Siz DSG bünyesine katıldığınız zaman piyasa katılımcısı kimliğinden bir şey kaybetmiyorsunuz. Siz gene sorumlu siz oluyorsunuz. Sadece sizin teminata ilişkin sorumluluklarınız dengeden sorumlu tarafın oluyor. Yani dengeden sorumlu taraf bütün portföyü yöneterek, bütün teminat sistemini de yöneterek dengesizlik yönetimi üzerine bir işlem yapmış oluyor. Aynı zamanda da aktif yönetim dediğimiz, aktif yönetim hizmeti dediğimiz hizmetle de santrallerin tahmininden diğer işte iyileştirilmesine kadar, üretim portföylerinin optimize edilmesine kadar hizmetlerin verildiğini görüyoruz. Ki bahsettiğim gibi Aksa'da bizim şirketimizde bunlardan başında olan şirketlerden bir tanesi. Şimdi toplayıcılıkla bunun ne ilişkisi var? Her ne kadar yapı birbirine benziyor. Bizim gördüğümüz mevzuat taslağından bizim gördüğümüz bugünkü mevzuat taslağıyla beraber bunun çıkması aslında toplayıcılıkla benzer özellikte olan dengeden sorumlu grup yapısının çakışan özelliklerini artık zaman içerisinde bir tarafa doğru evrilebileceği anlamına geliyor. Yani bu şu demek, başka bir ifadeyle zaman içerisinde dengeden sorumlu grupla ilgili kıstaslar birazcık daha sıkılaştırılarak buradaki fayda birazcık daha toplayıcılık bünyesine kaydırılabileceğini görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Bunu bu taslaklarda gösterilen dengesizlik sönümleme oranının %20 ile sınırlandırılıyor olması. Bu bize en büyük göstergelerden bir tanesi. Yani siz dengesizliğinizin tamamını bu %20 değişebileceği için şu an tam %20'yi zikretmiyorum. Çünkü taslaktan sonra değişebilir bahsettiğim gibi. Bu dengesizlik sönümleme işleminin tamamının yapılamayacak olması sebebiyle ister istemez bireysel dengesizliklerin bir kısmının bunların da tüm toplam dengesizlik içerisinde hesaplanacağından dolayı burada bir fayda azalması söz konusu şu an için. Bu fayda bugün %20. Belki ilerleyen dönemlerde bu sinerjiden oluşan fayda daha da kısılarak toplayıcılık daha da şey hale getirilebilir. Teşvik edici hale getirilebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman da buradaki değişim ileride DSG'den toplayıcılığa doğru gelebilir mi? Gelebilir. Böyle bir durum söz konusu. Ama tabii bunu zaman içerisinde EPDK'nın düzenlemelerini takip ederek burada nasıl bir yol izleneceğini görüyor olacağız. Bununla beraber bahsettiğim gibi kesinleşmiş üretim planından sapma tutarı dediğimiz ve daha doğrusu KÜPST diye bizim ilk başta tanımladığımız, piyasada KÜPS diye tanımlanan bu ceza tutarının da toplayıcılıkla beraber
doğrudan artık hayatımıza lisanssızlar da dahil olmak üzere hayatımıza girdiğini görüyoruz. Ama toplayıcıların açısından bakıldığı zaman tek bir tane bir portföy yönettikleri için aslında üretim portföyleri belki de 100 tane üretim tesisinden oluşuyor olsa da günün sonunda tek bir üretim portföyü olarak yönetileceğinden dolayı buradaki üretimin planından sapma olup olmadığı toplayıcılar için önem arz ediyor. Eğer bir sapma var ise, toleransın dışında bir sapma varsa, bu tolerans dışındaki sapma cezalandırılır. Ama akıllara ekşi soru geliyor. Ben toplayıcı bünyesinde benim hidroelektrik santralim de olacak, lisanssızım da olacak, rüzgarım da olacak, güneşim de olacak vesaire. Şimdi mevzuata baktığımız zaman mevcut mevzuata her bir farklı kaynak için farklı bir tolerans katsayısı uygulanıyor. Biz burada neyi uygulayacağız? Mevzuat taslağı şunu söylüyor. Diyor ki senin portföyündeki, toplayıcının portföyündeki tolerans katsayısı en düşük üretim kaynağını ben esas alıyorum. Yani bu şu demek. Eğer portföyünüzün %99'u farazi konuşuyorum rüzgardan oluşsa rüzgarın tolerans katsayısı %21. Çünkü daha dengesiz bir üretim kaynağı, kesik bir üretim kaynağı olduğu için onun daha yüksek bir toleransı var. Rüzgardan oluşsa %99'u, %1'i ya da bir tanesi hidroelektrik santrallerinden oluşsa sizin tolerans katsayınız hidroelektrik santralin tolerans katsayısı o kadar olacak. Şimdi burada biraz ilk bakıldığı zaman adaletsizlik var gibi görünüyor. Bu açıdan bakıldığında gerek biz, gerek Çalıştay'daki katılımcılar, gerek de yazılı görüşlerde şunu gördük. Bu şekilde bir uygulama olmasın. Bu şekilde bir uygulama olursa toplayıcıların kaynak bazlı şekilde ayrışacağını görürüz, ayrıştığını görürüz. Hidroelektrik toplayıcıları, rüzgar toplayıcıları, güneş toplayıcıları gibi bu olmasın. Bunun yerine kurulu güce göre ağırlıklandırılmış bir yapı hesaplama yöntemi benimsensin şeklinde biz görüşte bildirildi. Bu açıdan bakıldığı zaman eğer bu görüş benimsenir, kurul tarafından bu görüş benimsenir ve hayata geçirilirse o zaman da her portföyün içerisindeki bir şey kadar üretim tesisinin karakteristiğine göre bir ağırlıklı ortalama bir tolerans katsayısı olacak. Bu nispeten daha adaletli olacağını biz düşünüyoruz ve daha kaynak çeşitliliği olan bir toplayıcı yapısının oluşacağını düşünüyoruz. Burada bakıldığı zaman şimdi normalde TÜPS-ST dediğimiz ve toplayıcılıkla hayatımıza gelecek yapının bir artısı da şu olacak. Halihazırda TÜPS-ST bir dengeleme birimi ve bir ünite bazında hesaplandığı için bir ünitedeki sapma doğrudan bir ceza tutarı olarak karşımıza çıkıyor. Ama toplayıcı bünyesinde bunu ele aldığımız zaman toplayıcının üretim portföyünün tamamı için bir sapma tutarı olacak. Yani oradaki dengesizlikler birbirini sönümleyebilecek ve akabinde bir küpsete tolerans hesabına müdahil edilecek. Bu açıdan bakıldığı zaman birden fazla kaynağın üretilmesiyle ve şey yapılmasıyla birlikte TÜPS-ST toplayıcı portföyü için içinde olan piyasa katılımcıları için ya da toplayıcı için TÜPS-ST aslında teşvik edici bir özellik gösteriyor. Çünkü bireysel olarak bakıldığında her bir ünite için teker teker toplayıp mutlak olarak bir ceza yansıtılacakken toplayıcı bünyesindeki üretim miktarlarının şu an için mevzuatta yazılana göre şu an için mahsup edilerek, sönümlendirilerek hesaplanacağını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman da kesinleşmiş üretim planından sapma tutarı açısından evet lisanssızlarda bir sapma tutarı yokken bir sapma tutarına maruz kalacak olmaları, cezaya maruz kalacak olmaları ihtimalken birden fazla üretim tesisinin bir araya gelmesiyle böyle bir yapının oluşturulacak olmasından dolayı buradaki dengesizliklerin, sapmaların sönümlendikten sonra nihai şeydeki husustaki nihai durumdaki sapmaya bakılacağından dolayı bu da bir artı olarak karşımıza çıkıyor.
Benim anlatacaklarım bu kadar. Yaklaşık bir saat bir sunum olarak hani ifade etmeye çalıştım. Şimdi bundan sonra genel hususlarından bahsettim. Gelecekte neler olacağından, yani nasıl karşımıza çıkacağından bahsedeceğim. Bir miktar da tabii ki burada ürün yerleştirme yapacağım. Aksa Elektrik olarak izninizle. Reklamlar kısmı burada olacak. Şimdi burada ne getirecek bize toplayıcılık? Normal koşullarda piyasa faaliyetinde bulunamayan tüketim tesisleri anlık yük kontrolünde aktif rol alma fırsatı bulabilecekler. Bu önemli bir husus. Küçük üretim tesisleri aynı portföyde toplanarak şebeke işletmecisine esnekliğine katkı sağlayabilecekler. Lisanssız üretim tesisleri artık portföylerde aranan yapılar olacak. Eğer mevzuat bahsettiğimiz gibi çıkarsa. Burada kısıtlama tabii ki 10 yılını doldurmuş tesisler sadece sisteme alınırsa peyderpey ilerleyen yıllarda lisanssızların daha çok toplayıcı bünyesinde var olabileceğini görebiliriz. Ya da bu hak ben yekleme girmek istemiyorum. Yeklemde olmak istemiyorum. Ben toplayıcı bünyesinde faaliyet göstermek istiyorum gibi bir şeye izin verirse EPDK, o zaman da doğrudan toplayıcılıkla beraber çok ciddi bir hacmin kurulu gücünde burada farklı iş modellerine konu edilebilerek burada rekabetçi bir ortamın görüleceğini görüyoruz. Portföy yönetimi daha da önem kazanacak. Biz de burada Aksa Elektrik olarak planımız şu. Halihazırda Türkiye'nin en büyük yenilenebilir portföylerinden bir tanesini yönetiyoruz. Bunun dışında hem üretim portföyümüz var, aktif olarak yönettiğimiz, pasif olarak yönettiğimiz bir dengeden sorumlu grubumuz var. Oldukça büyük ve uzun yıllardır bu işi yaparak tecrübe elde ettiğimiz bir iş. Bununla beraber perakende tarafındaki benim sorumlu olduğum taraf yaklaşık 450-500 milyon kilovat saatlik bir çekişimiz var. Müşteri portföyümüz var. Bu müşteri portföyüyle beraber hem perakende tarafta hem de üretim tarafıyla bir portföy yönetimi hizmeti halihazırda veriyoruz. Portföy yönetiminde toplayıcılık olduğu zaman ne yapılacak? Bunu bir şunu açıdan örnek vermek adına söylüyorum. Yani piyasa katılımcıları nasıl bir güdüyle bu işlemi yapacaklar? Bizim gibi olan piyasa katılımcıları doğrudan toplayıcılık içerisinde yer alıp portföylerini zenginleştirmeye çalışıp farklı iş modelleriyle farklı piyasa katılımcılarına kapılarını çalacak. Yani hep lisanssız örneğini verdik ama lisanssızlar tamamen 10 yılını doldurmuş doldurmamış bir bütün kitle olarak tamamının artık bir pazar oluşturduğu senaryoda biz Aksa Elektrik olarak mümkün mertebe kendi yıllardır gelen portföy yönetim tecrübemizle bu santralleri, lisans üretim tesislerini portföyümüze almak isteyeceğiz. Dolayısıyla onların kapılarını çalacağız. Onlara farklı iş modelleriyle gideceğiz. Daha sonrasında depolama tesislerine gideceğiz. Kendi şeyimiz de var, kendi grubumuz içerisinde kendi projelerimiz de var hayata geçecek olan. Onları da şey yapacağız, nedir onları da hayata geçireceğiz ve portföyü dahil edeceğiz. Perakende portföyümüz işin içerisinde olacak olmayacak belki de toplayıcı bünyesinde faaliyet göstereceğiz duruma göre. İş modelleri belirlenen iş modellerine göre. Yani işin özü bizim gibi olan şirketler, portföy yönetimi yapan şirketler, burada daha büyük şirketler de zaten büyük olan şirketler isimlerini zikretmeye gerek yok. Onlar da benzer faaliyetlerde bulunacaklardır. Bugün dürtüyle, bu güdüyle işlem yapacaklardır. Bu açıdan bakıldığı zaman da bizim de şirket olarak hedefimiz toplayıcılık sektörü içerisinde de aktif rol alıyor olmak, portföy yönetim kabiliyetimizi de burada kullanabiliyor olmak. Ve bununla beraber de ilgili bütün tarafları portföy bünyemiz, kendi portföyümüze alarak, toplayıcı portföyümüze de alarak günün mevzuatının ve regülasyonunun getirdiği koşullar dahilinde de burada işlem yapıyor, işlem yapmaya devam ediyor olmak hedeflerimizin arasında. Diyerek ben sunumumu sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu kısım da bahsettiğim gibi soru cevap şeklinde şey yapabiliriz. Soru cevap kısmını yönetmek üzere Mete Bey veya Avni Bey onlara ben sözü bırakırım. Sorularınıza da cevap veririz. Ama ilk olarak ben size bir soru sorayım. Lisanssız konusunda ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum.
10 yılını doldurmuş lisanslı tesisler doğrudan toplayıcılık bünyesine alınabilsin mi, alınabilmeli mi, yoksa alınmamalı mı? K3 portföyünde devam mı etmeli? Hususlarına da görüş verirseniz ben de çok sevinirim kendi adıma. Teşekkür ederim. Emre Bey çok teşekkür ederiz. Güzel bir sunum yaptınız. Siz zamanda çok efektif kullandınız. Çok sağ olun. Şimdi katılımcılarımız hem dediğiniz gibi yorum yapabilirler, görüşlerini paylaşabilirler, hem soru sorabilirler. Hani Bey isterseniz sizinle başlayalım mı? Sizin bir yorum yapmak ister misiniz? Ya da An Bey gelinceye kadar bir herhangi bir yorum yapmak isteyen, soru sormak isteyen varsa lütfen buyurun. Eğer soru yoksa özellikle ben lisanssızla ilgili görüşleri o zaman toplayayım. Hani bunun doğrusu yok. Bu bir benimseme, bir yaklaşım benimsemeyle ilgili bir durum. O açıdan bakıldığı zaman yani görüşlerinizi evet olmalı, şu yüzden olmalı. Yani bunun illa böyle bir çok mantıklı ve bilimsel ve regülasyon teorisine uygun bir açıklama olmasına gerek yok. Yani burada halihazırda GTŞ'nin portföyünde olan lisanssızlar toplayıcı bünyesinde olmalı mı, olmamalı mı? Tamam, teşekkür ederiz. Buyurun, Muammer Bey, siz mi bir şey söylüyordunuz? Buyurun lütfen. Ben normalde sohbetten bir soru sormuştum. Ha, bir dakika, görmedik onu, bir bakalım ama. Buyurun DSG, Emre. DSG'den sorumlular %20 sınırı içinde kalırsa herhangi bir ceza ödüyor mu? Tabii şöyle, şimdi sistem şu şekilde işleyecek. Ben bir bireysel olarak DSG'nin bünyesinde beni bir tesis, rüzgar tesisi olarak düşünün. Benim dengesizliğim tüm üretim verişim çekişimin %20'sini aştığı noktada benim bütün o bireysel dengesizliklerim artık sönümlenemez hale gelecek. Ve o dengesizlik cezaları doğrudan dengeden sorumlu tarafa mutlak değer halinde yansıtılmaya başladı. Sönümleme kabiliyeti sınırlandırılmış olacak ve üzerindeki olan değerler mutlak değer halinde karşıya geçmiş olacak. Şimdi burada DSG'nin yapısında bir sinerji var ve o sinerji modelinin sonucunda bir paylaşma söz konusu olduğu için maliyet arttıkça paylaşılan tutar bu sefer azalmış olacak. Sistem maliyetleri artmış olacak. Dolayısıyla bu iş belli bir orandan sonra artık cazibesini yitirmiş olacak. Ben şimdi buradan devam edeyim isterseniz. Şimdi toplayıcılık konusu işlersel hale geldikçe EPİAŞ'ın dengesizlik gelirlerinde düşme başlayacak. Bu düşme nereye geçecek? Toplayıcılara. Yani o bakımdan bir kere toplayıcılık güzel bir şey. Sizin sorunuza gelelim. 10 yıllık lisanssızlar niye girmesin ki toplayıcılık kapsamına? Çünkü onlar aksi halde tedarik şirketlerine enerji satacaklar. Kendileri dengesizlik riskine giremezler. Dolayısıyla ya toptancı tedarik şirketlerine geçecekler. Onun yerine toplayıcılıkta kalmaları daha mantıklı. Çünkü toplayıcılığın genel anlamı elektriğin karakterinden geliyor. Üretildiği anda tüketilmesi lazım. Yani bir tahterevalli aksadığı anda dengesizliğe düşüyorsunuz. Bütün amaç bu tahterevalli de dengeyi sağlamak ve bunu saat başı değil dakika başı, saniye, periyot başı sağlamak. Bu anlamda olay güç olduğundan dolayı bu tip yeni argümanlar, yeni fonksiyon sağlayıcı üniteler, organlar oluşturuluyor. Toplayıcılık ilk önce bu araba şarj sistemleri için Batı'dan Türkiye'de yatırım yapmak isteyen ve çok sayıda şarj istasyonu kurma başvurusu olunca hemen çıktı. Ama orada kaldı. Çünkü neden? Çünkü elektrikli oto gelişimi Türkiye'de beklendiği kadar olmadı. Bir uyuma safhası oldu. Şimdi tekrar canlanmış. Depolamadan sonra tekrardan
toplayıcılık işlevsel hale gelmesini isteniyor. Şimdi üretim tarafı zaten toptan tedarik şirketleri tarafından az çok dengede tutulmaya çalışılıyor. Yani burada toplayıcılıkta temel alan tüketim, tüketimin planlanması. Tüketimin planlanabilmesi için de demin anlattığınız şekilde gayet güzel açıkladınız. Tüketimin dijitalize edilip izlenmesi ve iletişim sağlanması gerekiyor ki bu da bir altyapı sorunu. Bu da bir zaman alıcı sorun, bir yatırım sorunu. Mutlaka bu işin yapılması lazım. Çünkü modern elektrik şebekesinde bu hizmetlerin izlenebilir olması gerek. Bu anlamda yararlı olacak elbette. Yani dağıtım şebekesinin bir an önce dijitalize olması, akıllı şebeke haline gelmesi açısından bu faaliyettir gerçekten değerli. Allah kolaylık versin. Tüketim tarafını denetlemek oldukça güç. Bir de bu kadar değişen regülasyon sisteminde oynamak da kızgın saç üstünde dansa benziyor. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkürler, Aynen. görüşünüz için. Çok sağ olun Muharrem Bey. Var mı başka katkı? Benim var. Hem sorum var hem katkım var. Buyurun. Bu bir zamanlar 2018-2019'da lisanssızlar için kooperatifçilik gündemdeydi. Yönetmelik değişikliğiyle bu kaldırıldı. Yani bu bir nevi kooperatifçiliği de onu da destekler gibi. Belediyeler de bu işe girebilir mi veya kooperatiflerden? Nasıl mesela İsmail Bey? Bir örnek verseniz bu işe Şimdi girebilirler enerji tarzında. kooperatifçiliği olayı vardı. Mesken GES'ler genellikle işte birleşip farklı yerlerde üretim yapıp bu toplu olarak üretim ve tüketim olayları vardı. Bu işle Azim Şahin çok ilgilenmişti. Son aşamasına gelmişti. Eğer şu anda orada buradaysa o katkıda bulunabilir. Şimdi şöyle İsmail Bey, bu toplayıcılık işini yapabilmenin koşulları belli. Birincisi lisansınızın olması. Bu lisans alındıktan sonra bu şekilde yani bunu bir kooperatif modeli gibi işletilebilir mi? Evet işletilebilir. Burada çünkü iş modeli mevzuatın izin verdikten sonra iş modeli şeye kalıyor. Sizin bir para kazanıyor olmanız lazım ve kazandığınız parayı da paydaşlarınızla paylaşıyor olmanız lazım. İşin ticaretin doğası gereği bunun sürdürülebilir olması için. Böyle bir iş modeli oluşturulduğu takdirde neden olmasın? Dediğiniz gibi bu kooperatif mevzusu 2018-2019'da vardı. Benim kendi doğrudan uzmanlık alanım değil EPDK'da çalıştığım dönemlerde. Ben daha biraz da piyasa tarafında şeyim ama toplayıcılığa uyarlayacak olursak piyasa enstrümanı olarak kullanılabilir mi, yapılabilir mi? Evet, tabii ki yapılabilir. O günkü mevzuatın izin veriyor olması halinde bunun bir kooperatif gibi yönetiliyor olması, ismine kooperatif demeyiz, toplayıcılık deriz. Bir şekilde aynı benzer şekilde yapılabilir mi? Yapılabilir. Evet, bir şey daha ilave edecektim. Şimdi üretimi yük at şeklinde sınırlamak istemiyoruz. Tüketimi ne şekilde artırabiliriz? Mesela hidrojen üretimi veya potansiyel hidrolik sistemle veya depolamayla bu şekilde üretimi azaltmadan tüketimi acil olarak işte enerji üretiminin çok yüksek olduğu öğlen saatlerinde güneş enerjisi için bahsediyorum. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Ya şöyle bu tamamıyla bunu yapmasını talep ettiğimiz kişiye ne vereceğimizle alakalı. Şimdi dediğiniz gibi hiçbir sanayici, ben de sanayici olsam üretip de elde edeceğim getiriden daha düşük bir getiri bana sunacaksa bu sistem tabii ki bunu istemem. Ama ben bir şeylerden vazgeçtiğim takdirde benim getirim daha fazla olacaksa bu olabilir. Şu an bunları bilmediğimiz için böyle ihtimalli konuşuyoruz. Bununla beraber bazı tüketim tesislerinin de esnek bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Yani klimalarından başlayarak üretim bantlarına kadar tüketimlerini değiştirebildiğini biliyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman bu tür yerlerde belki yani doğrudan üretimi kapat, shutdown şeklinde değil ama belli miktarlarda
Örnek veriyorum, 100 çok oldu. 10 tane büyük üretim tesisinden 10'ar megawatt veya 5'er megawatt keserek totalde belki 50'ye 60 megawattlık bir yük düşümü veya yük arttırımı yapabiliriz. Bu açıdan bakıldığı zaman bunlar olabilir. Ama depolama tesisleri olsa daha iyi mi olur? Evet, daha iyi olur. Neden olmasın? Ama bu bahsettiğimiz ilave hususların tamamı ilave yatırım gerektireceğinden dolayı burada mümkün mertebe hep şu tercih edilecektir. Genelde hali hazırda mevcut sistemde ne yapılabiliyor? Mevcut sistemde neler daha iyileştirilebiliyor? Onun üzerinden gidilecektir. Ama sorunuzun cevabı olarak evet, bir şey olursa, tetikleyici bir gelir modeli oluşursa üretmemeyi de tercih edebilir ki bu bahsettiğimiz şeyler aslında çok uzun saatler değil. İşte pik saatlerde bunun olması aslında yazın 12-1 gibi lisanssız yenilenebilirin dışındaki talebin çok düştüğü, yani yenilenebilir talebi karşıladıktan sonra karşılanacak talebin çok düştüğü o noktalarda bu tür işlemler yapılabilir. Lisanssızlara da yük hat talimatı verilebilir. Tüketimler de arttırılabilir. Depolama tesisleri de devreye girebilir. Bunlar her birisi birbirinin alternatifi. Ama hangisi daha feasible derseniz işte orada detaylı başka unsurlar devreye giriyor. O günün koşullarına bakmak lazım. Emre Bey, müsaitseniz ben de bir soru soracağım ama. Tabii, buyurun. Şimdi bu lisanssızların 10 senesi dolduktan sonra, alım garantisi bittikten sonra yani lisanssızlar açısından avantaj mı olur, dezavantaj mı olur şu andaki duruma göre? Şöyle, şimdi bir kanun var biliyorsunuz. Yani lisanssızların lisanssız olmasıyla alakalı bir kanun hükmü var şu an. Cumhurbaşkanlığı kararına bırakılmış bir kanun maddesi de var. Ama bu değişebilir. Şimdi burada şimdi lisanssızı ben hani sektörü bilmeyen biri olarak benim cebimde param var. Ben yatırım yapayım dediğim zaman tabii ki ben piyasa katılımcısı olmak istemem. Çünkü piyasa katılımcısı olduğunuz zaman çok daha büyük mali risklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Portföyünüzü dengelemeniz büyük bir mevzu, teminatlarınız büyük bir mevzu. Efendime söyleyeyim, bu işi takip etmek bir mevzu, saatlik takip etmek bir mevzu. Yani şimdi benim bana bağlı ekiplerden bir tanesi Aksa, Fırat, Karadeniz'de, Elazığ, işte Malatya bölgesinde bir ekipte Aksa Elektrik Satış altında bütün Türkiye nezdindeki çekişlerin takibini yapıyoruz. Enerji teminini ve portföyü dengeleme üzerine çalışıyoruz. Benim bu ekipteki arkadaşlarım vardiya esasıyla çalışıyorlar. Hafta sonu nöbetleşe çalışıyorlar. Çünkü bir tane büyük tesisin devreden çıkması durumunda bizi çok ciddi dengesizlik maliyetlerine bırakıyor. Halihazırda elektrik piyasası zaten çok yüksek kâr marjlarının olduğu bir sektör olmadığı için operasyonel verimliliği çok büyük önem arz ediyor. Şimdi bu tür operasyonel verimliliğin önem arz ettiği bir dünyada mümkün mertebe ben eğer böyle bir toplayıcılık şeyi varsa toplayıcılığa gitmeyi tabii ki tercih ederim. Kendime uygun bir iş modeliyle. Bir de sunumda da söylediğim gibi şu an için mesela en avantajlı ne olabilir? GTŞ'ler K3 portföylerini ödemelerini belli bir gün sonra yapıyorlar. 40-45 gün yanlış hatırlamıyorsam. Yani Burada 35 toplayıcı gün şunu, falan sonra yapıyorlar. evet, bu toplayıcı şunu diyebilir. Ben senin paranı bir hafta sonra birer haftalık bölümler halinde veriyorum diyebilir. Günlük olarak ödeyeceğim sana diyebilir. 15 günler periyotlar halinde ödeyeceğim diyebilir. Bunların her birisi finansal Şimdi açıdan da değerlendirildiğinde avantajlı hale fiyat, gelebilir. peki Emre Bey, fiyat ne olur? Fiyat şöyle. Şimdi siz toplayıcı bünyesine girdiğiniz zaman burada bizim beklediğimiz fiyatla ilgili bildiğiniz üzere bu kanun metninde işte bir oran var, %85'i PTF'nin %85'i gibi. Şimdi bu mevzuatlar çıkarken biz şöyle bir şey de bekliyoruz açıkçası. Eğer toplayıcılık özendirilecekse şu denilebilir. Eğer lisans alacaksınız lisanssızlar, lisans almak istiyorsanız PTF'nin %85'ini alırsın, %15'i sisteme yekleme dahil edilir. Ancak toplayıcı bünyesine girersen bu dahil edilmez. PTF'nin %100'ünü alırsın gibi bir teşvik olursa toplayıcılığa, o zaman tamamen piyasa fiyatları olur. Ama yok, toplayıcılığa girdiğinde de bir oran olursa, yani belli bir kısıntı olursa, kesinti olursa, Kesinti.
olursa o zaman da o kesinti tutarı üzerinden bir yüzdelik anlaşmaları. Yani toplayıcı der ki ben senin portföyünü yönetmek adına senden şöyle bir tutar istiyorum. İşletme, piyasa işletme, portföyünü dengeleme tutarı istiyorum bedel olarak da. O bedel üzerinden bir o gelirin paylaşımı olur. Yeri gelir eğer işte günlük ödeme değil de belirli periyotlarda ödeme istiyorum mu kabul ederse finansal getirisi olur gibi gibi farklı birçok model oluşabilir. Yani şu an fiyatı konuşmak için 10 yılı dolmuş lisanssızlara nasıl bir fiyat uygulanacak, piyasaya girdikleri zaman doğrudan PTF'yi elde edebilecekler mi, edemeyecekler mi konusu henüz net değil. Ama benim şahsi görüşümü sorarsanız, bu bağlayıcı değil, ama benim şahsi görüşümü sorarsanız toplayıcılığı ben teşvik etmek istesem derim ki evet kendin bireysel lisans alacaksan sana PTF'nin şu kadarını alabilirsin. Geri kalan yekleme katkı olur. Ama yok toplayıcıya gireceğim dersen PTF'nin %100'ünü alabilirsin derim. O zaman da PTF'nin %100'ü üzerinden toplayıcıyla lisanssız yatırımcısı arasında bir pazarlık başlar. Benim bir sorum olacak. Buyurun. Bu toplayıcılık hizmetini yani tedarikçi firmalar üzerinden yapılması hiç düşünülmedi mi? Veya konuşmuş olabilirsiniz de toplantıya biraz geç katılmam sebebiyle duymamış varsayın beni. Piyasada birçok tedarikçi firma ve tedarik lisansına sahip şirketler var. Bahsettiğiniz toplayıcılık hizmetini bu çatı altında sunduğunuz vakitte daha iyi olmaz mı yani sunulsa? Şöyle Osman Bey, aslında dediğim gibi sunumda bahsettik bundan, hemen sizin için hızlı bir özet geçeyim. Zaten Geç katıldım, halihazırda, kusura bakmayın. estağfurullah, zaten kanun şunu söylüyor. Diyor ki tedarik lisansı sahibi piyasa katılımcıları toplayıcılık hizmetinde var olabilir diyor. Fakat bunu yapması için tedarik lisansına toplayıcılık faaliyetini derc ettirmesi gerekiyor. Yani o lisans kapsamında toplayıcılığı da yapabilir ibaresinin olması gerekiyor lisansın. Ama şöyle bir durum var. Şimdi tedarik kişiyle toplayıcılık kişi bazen birbirinden ters amaçlara hizmet ediyor. Birisi tedarikçi daha fazla mal sat tüketim açısından konuşuyor olursak daha fazla tüketip satmak ister, para kazanmak ister. Ama toplayıcı da mümkün mertebe yük kısıp yük kısıp yük kısıp teyyaştan para kazanmak isteyebilir teyyaş üzerinden. Şimdi burada iki tane birbirinin zıt amacı aynı potada eritmek çok mümkün değil. O yüzden şunu söylüyor. Diyor ki sen bu tedarikçi lisansında bunu yapabilirsin. Sıkıntı yok. Ben sana bir kol açarım. Bunların daha detayları belli değil. Ama büyük ihtimalle bir kategori gibi bir kategorisi olacak. Tedarik lisansı üzerinden yapacak olursa. Bir toplayıcı kategorisinde belli başlı bir portföy olacak. Tedarik lisansı kapsamında belli bir ST portföyü olacak. Onunla ayrı hizmet edecek. Onlar ayrı uzlaştırılacaklar ve ona ayrı hizmet edecek, ona ayrı hizmet edecek. Yani bu iki hizmetin ayrışması kesin. Yani ayrışması gerekiyor. Ama bunu tek tedarik lisansı arasında kategorilere ayrılarak da yapılabilir. Ya da sizin bir şeyiniz vardır. Örnek veriyorum, bizim şirketten örnek veriyorum. Aksa Elektrik Satış, bizim toptan satış lisansımız var, tedarik lisansımız var. Bunun yanına şunu da alabiliriz. Aksa Toplayıcılık Hizmetleri AŞ gibi bir şirket kurup oraya bir lisans da alabiliriz. Bu ikisi arasında bir bürokratik ve bedel olarak bir fark olmadığı için büyük ihtimalle sistemde karışıklık olmaması adına sıfırdan devam etmek daha mantıklı olacaktır. Ama mevzuata bakıldığı zaman tedarikçilerin de bunu lisansa derc edilerek bunu yapma imkanı mümkün. Fakat hatırlattığınız iyi oldu. Sunum esnasında söylemedim. EPDK'nın görüşü buradaki toplayıcılık faaliyetine ilişkin belirlenecek lisans bedelinin çok düşük olmaması yönünde bir şey var. Her ne kadar bizler hani piyasa katılımcıları buna daha düşük olsun şeklinde görüş versek de EPDK'nın görüşü bu işi ciddi olarak yapacak olanlar burada olsun. Çünkü siz portföyünüzü topladığınızda o portföyü yönettiğinizde portföyünü yönettiğiniz yatırımcılara, tesislere, tüketim tesislerine karşılık bir sorumluluğunuz var. Bir teminat yükümlülüğünüz olacak. Çünkü karşı taraf size bu enerjiyi artık size devrettiği zaman parasını alabiliyor olduğunu bilmesi lazım, emin olması lazım gibi gibi hususlarla
daha işini ciddi yapacak piyasa katılımcılarının ve mali olarak nispeten daha güçlü olan piyasa katılımcılarının bunun yapmasını istediği görüşünün var olduğunu duyuyoruz. Bu açıdan tutarın kayda değer bir tutar olması gibi bir şey konuşuluyor. 10 milyonlar 10 milyon gibi bir tutar konuşuluyor. Biz bunun üzerine hani bu tutar nispeten daha düşük olsun, buna piyasa kendisi karar versin, rekabet ortamı karar versin şeklinde görüş bildirdik. Ama sizin sorunuza geri dönecek olursak halihazırda zaten tedarikçiler bunu yapabilecek mi? Yapabilecek. Sadece lisansına toplayıcılık faaliyetini yapabileceğine dair bir ekstra izninin olması gerekiyor. Bu ekstra izin şey mi olur? Yani örnek veriyorum, sıfırdan bir toplayıcılık lisansı 3 milyon TL iken tedarikçinin ekstra olarak lisansına dahil etmesi durumunda işte 1 milyon TL gibi olur ya da Yok. 2 milyon TL Yok, bir fark olur mu? ikisi de örnek veriyorum 5 milyon üzerinden konuşalım. Tedarikçisin lisansına derc edeceksin toplayıcılık faaliyeti 5 milyon. Tedarikçisin yepyeni bir toplayıcılık lisansı alacaksın 5 milyon. Orada doğrudan mevzuat hükmü var. Lisansa derc etme ile yeniden bu işlemi yapmak arasında herhangi bir fark yok diyor. Bedel olarak. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Emre Bey, merhaba. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim. bizim algımızda şöyle bir şey var. Biz şimdi toplayıcılığa biraz da sanki müstakbel tedarikçilerin yeni işiymiş gibi bakıyoruz. Sanki onlara yeni bir alan açılmış gibi düşünüyoruz. Aksa da bunun içerisinde. Ama ben toplayıcılığı biraz daha teknik bir iş olarak görüyorum. Yani doğru mu yorumluyorum? Biraz daha operasyonel maliyetleri, teknik tarafı tedarikçiliğe göre çok daha yoğun olacak diye düşünüyorum. Çünkü yük al, yük at ya da dengele bunu gibi bir sürü teknik tarafta tedarikçilere göre daha yoğun çalışacaklarını düşünüyorum. Burada sizle aynı fikirdeyim kesinlikle. Şimdi biz kendi şirketimizden örnek verirsek bizim üretim kanadımız da var, enerji kanadımız da var. Orada bir iki tane santral de yönetiyoruz aynı zamanda. Bu bir tecrübe. Portföyü yönetmek bir tecrübe. Ama tüketim tesisini anlık olarak izleme mesela bizde şu an var olan bir tecrübe değil. Ama doğal olarak eğer bu toplayıcılık hayatımıza girecekse bu şekilde bu tamamen benim yorumum. Şöyle yapılır. Bu işte uzman olan bir partner belirlenir. İlk etapta tüketim kısmını izlemede böyle bir birlikte iş yapma modeli benimsenebilir. Akabinde bu iş öğrenildikten sonra artık aksa kendi ayakları üzerine tüketimin izlenmesi açısından konuşuyorum. Böyle bir yöntem izlenir. Ama dediğiniz gibi bu iş teknik bir iş. Daha da küçük müşterilerle, daha da küçük kapasite İşte kapasite küçük olunca müşteri sayısı da artıyor. Artı her müşterinizin elektrik piyasası bilgisi bir lisanslı oyuncu gibi olmayabiliyor. Lisanslı oyuncularda bile bunun şeyini hissedebiliyoruz. Evet, bu teknik bir iş. Daha çok dert anlatmanız gerekecek, daha çok izlemeniz gerekecek. Ama burada bu işi zaman içerisinde dediğiniz gibi daha çok tedarik şirketleri veya işte portföy yöneten Enerjisa gibi, Aksa gibi, CK gibi veya diğer portföy yöneten şirketler buna gireceklerdir. Zaman içerisinde tüketimin izlenmesi yönünde biliyorsunuz belli başlı bazı firmalar var. En başından beri talep tarafı üzerine çalışan firmalar var. Onlar veya onlar gibi kuruluşlarla bir partner durumu olabilir. Akabinde ilerleyen dönemde iş öğrenildikten sonra buna yatırım yapılıyor olabilir. Gibi gibi. Yani bu tamamen bir süreç ve içerisinde bol öğrenmenin olduğu bir süreç dediğiniz gibi. Nasıl dengeden sorumlu grup portföy yönetimi zaman içerisinde bugün doygunluğa ulaştı artık şeye geldiyse o da zaman içerisinde daha da ilerleyecek ve şirketler bu konuda daha bilgi sahibi olacak seviyeye geleceklerdir. Evet. Peki toplayıcılar yani sizce mesela bir sene 2 sene sonra üretim yönünde dengeleme yaptıkları zaman mı daha çok kazanacaklar yoksa tüketim yönünde bir dengeleme yaptıkları zaman mı? Buna bir teşvik olur mu ya da? Burada teşvik olabilir. Burayı bilmiyoruz. Tüketim yönünde burada tüketimden vazgeçme durumunda örneğin burada sistem işletmecisi nasıl bir teşvik verecek? Nasıl bir bütçesi olacak? Bunu bilmiyoruz. O yüzden şu an yorum yapmak doğru olmaz. Ama salt portföy yönetimi dersek ya ilk etapta
bana sorarsanız üretim tarafından daha çok para kazanılır gibi. Ama teknik altyapı sağlanır, gerekli teşvikler verilir. Bu zaman da tüketim tarafı da avantajlı hale gelebilir. Yani şu an bunu söylemek, şu taraf demek çok mümkün değil ama sadece şu yorum yapılabilir. Yani üretim tarafı sanki şu an tüketim tarafındaki mevcut yapıya göre bakarsak sanki bir çıt daha orası daha avantajlı olacak gibi. Ve orası daha kolay aslında bakıldığında. Çünkü Çok teşekkür. halihazırda DSG bünyesinde bir üretim portföy yönetimi söz konusu. Emre Bey, sohbet kısmında bazı sorular var, yorumlar var. Sırayla bakabiliriz isterseniz. Osman Bey sordu mu biraz önce, kaçırmış olabilirim. Osman Balık var ilk önce. Osman Bey buradaysanız sözlü sorabilirsiniz. Sorduk Emre Bey, Ha, cevap verdi. Teşekkür ederim. tamam. Sağ olun. Damla Hanım buyurun. Müsait misiniz? Damla Hanım şey yazmış, 10 yıllık eklem süresi tamamlayan santrallerin, görüyorsunuz değil mi Emre Bey? Ha, İsterseniz görüyorum. tamam. Bununla ilgili bir şey söylemek isterseniz. Hemen şöyle şey yapalım. 10 yıllık eklem süresini tamamlayan lisans santrallerin lisans alma ya da lisanssız devam etmeye karar verme aşamasında toplayıcı portföyüne dahil olmaları lisanssızlara satış prim fiyatı konusunda ne gibi avantajlar sağlar sizce? Aslında biraz önce bahsettiğimiz konu. Burada tamamen toplayıcılıkla ilgili ne yapılmak isteniyor? Lisanssızlarda hangi kapsamda dahil edilmek istiyor konuları sonucunda? Eğer toplayıcılık teşvik edilmek istenirse lisanssızlara şu denilebilir. Eğer lisans alırsanız PTF'nin şu kadarını kazanabilirsiniz ama toplayıcıya giderseniz tamamını alabilirsiniz gibi bir teşvik olabilir. Şu an için bir şey diyemiyoruz bilmediğimiz için. Ama bu tür avantajları olabilir. Bu tür satış fiyatında yani elde ettiği gelir konusunda toplayıcının içerisine girdiği zaman toplayıcı bünyesine girdiğinde bir prim olursa veya bir teşvik olursa o zaman çok ciddi manada toplayıcı portföyünün özür diliyorum lisanssız portföyünün toplayıcılara doğru hareket ettiğini görüyor olacağız. Emre Bey, şey soracağım. Şu an hiç süresi biten, alım garantisi biten lisanssız santral var mı acaba? Tabii Bildiğiniz tabii. var mı? Şu an için 2000 megawatt civarında başladığı şeyler 2013 ile beraber 2013'te ilk kurulan lisanssızlarla beraber ufak ufak 2000-2500 megawatt saat civarında bir megawattlık bir kurulu güçte böyle bir şey mevcut. Özellikle 25-26'lara geldikçe bu oran çok ciddi bir şekilde artacak ve daha fazla yeklemi biten lisans santral 20'de olacak. de çok artacak mesela benim bildiğim. Aynen, 20'de de çok artacak. dediğiniz gibi kademeli olarak bir artış söz konusu olacak. Onlar ne yapıyorlar peki şu anda yöntem olarak? Şu an için sadece şey var, EPDK'nın bir kararı var, şey üzerinden devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa, bilen de varsa düzeltebilir. Tarife üzerinden, ilgili abone grubu üzerinden, tarife üzerinden gelir elde ediyorlar. Bir Bağlı ara oldukları aynen. grup üzerinden devam ediyorlar. Genelde Mesken Emre Hocam. Aynen o şekilde ben de öyle hatırlıyorum. Şu an için öyle bir geçici bir uygulama var ama bu toplayıcılık gibi hususlar devreye girdiğinde lisanssızda böyle havada kalan düzenlenmesi gereken şeyler de tekrar düzenleme ihtiyacı olacak. Teknik bir soru daha soracağım. Mesela lisanssızlarda şu anda GES'lerde 1 megawatt ya. O sinirde kalkıyor mu o zaman mesela? 1,2 üretebiliyor mu mesela saatlik? Şimdi şöyle, sınırın ne olduğuyla ilgili o gün sınır ne olur ne olmaz ondan da öte hiçbir şey bu gündeme geldi. Soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Yani şeyin üzerinde verilen iznin üzerinde üretimler artık üretilebilir olmayacak. O dahi o gene takip ediliyor olacak. Burada sadece kendisine verilen izin doğrultusunda toplayıcı portföyünde hareket edilecek. Teşekkür ederim. Cüneyt Bey, siz de bir şeyler yazmışsınız galiba. Sormak isterseniz ayrıca. Mete Hocam, teşekkürler. Sormak isterim. Duyabiliyor musunuz beni? Tabii, Evet. duyuyoruz. Emre Bey, çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Şimdi toplayıcıların lisanssız tesisler için dengelemeye katılımını sağlayabileceğini belirttiniz. Yani bir şekilde dengeleme birimiymiş gibi toplayıcılar üzerinden çalışabilecek. Bu durumda lisanssız tesislerin piyasa katılımcısı kodunu kullanarak onlar adına işlem yapılabileceğini anlıyorum ben. Durum böyleyse
zaten dengelemeye katılan 50 megawatt altı üretim santralleri için bu yöntem nasıl olacak? Yani bu santrallerin de mi PK'sını kullanarak işlem yapacaksınız? Aynı şeyi tüketim bazın yönünden baktığımızda tüketicilerin de hani sanki talep tarafı katılımı daha önceden bu konuşuluyordu. Şimdi toplayıcılıkla birleştirilmiş. Hani bu nasıl birleştiriliyor onu da anlayamadım. Çünkü talep tarafı katılımı olsaydı sadece zaten dengeden sorumlu grup vardı. 50 megawatt üstü tesisler veya 50 megawatt altında da şey yapabiliyordu. Dengeden sorumlu grup olabiliyor, dengelemeye katılabiliyordu. Yani yal ya da yata katılabiliyordu kısaca. Bunu niçin böyle bence karmaşıklaştırmışlar? Sadece talep tarafı katılımı olmamış da birleştirmişler. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Burada PK hususunu vurguladığınız güzel oldu. Çünkü toplayıcı bünyesine giren, şimdi çok tam sizin sorduğunuz teknikle cevap vereceğim. Toplayıcı bünyesine giren bir üretim tesisi artık PK'sını kaybetmiş oluyor sanal olarak. O toplayıcıdan çıkana kadar PK'sı şey olmuş oluyor. Yani tek bir toplayıcının tek bir PK'sı olmuş oluyor. Onun altındaki bütün PK'lar yok oluyor. Ve o tek bir PK üzerinden sanki o PK hem üretim tesisi varmış gibi hem tüketim tesisi varmış gibi ve bunu değiştirebiliyormuş gibi işlem yapıyor. Buradaki ana sebep şeyi bu. Yani burada gerek 50 megawatt altı olsun. 50 megawatt altı dengeleme birimi zaten 50 megawattlık bir yan hizmetler yönetmeliğinde bir şey var. Sınır var. O yüzden aslında biraz da 50 megawatt benimsenmiş. 50 megawattın altında kaç tane şey vardır? DGP'ye katılan santral vardır. Hani var mıdır? Bunlara bir bakmam lazım. Zaten o tarafta çok fazla yok işin özü. Ama Çok var aslında. Aslında çok var. Özellikle de tüketim tesisi aslında bunlar. Yani çimentolar, içinde kojenerasyon olan demir çelik sektörü, yani büyük tüketimli tesislerin içinde eğer kojenerasyon tesisi varsa çoğunlukla PK'sı da var. İşte Ve bunlar burada bu denge. PK'yı kaybetmiş oluyor. Yani PK'sı tek bir PK altında birleşmiş oluyor ve artık EPİAŞ verdiğiniz örnek diyelim X çimento fabrikasını Kojeni'de olan fabrikayı artık tanımıyor. Geçici süreyle. Toplayıcının portföyünde olduğu süre boyunca toplayıcı diyor ki bu üretim noktası, tüketim noktası artık benim portföyümde. O da diyor ki tamam ben artık onu tanımıyorum. Benim nezdimde artık o bir PK değil geçici süreliğine. Ne Peki zaman nasıl ki toplayıcı tedariğini, bünyesine aynı zamanda tedariğini nasıl sağlıyor? Aynı aynı zamanda zamanda tedarik sağlıyor. tedariğini sağlamamış oluyor aslında. Sadece onu bir tüketim ve üretim portföyü gibi görerek sunumun başında verdiğim piyasa enstrümanlarında ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Burada her ne kadar bu böyle bir ST portföyüne müşteri alıp ona enerji satmak gibi görünse de çift yönlü çalışıyor. Yeri geldiğinde ona enerji temin ediyor. Yeri geldiğinde enerjini kıs diyebiliyor. Hani burada çift yönlü olarak çalışıyor ama toplayıcı altında olan hiç kimsenin kendine has bir PK'sı olmuyor. Hatta ve hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir tüzel kişinin 10 tane santrali olsa, 10 tane santralin 9'unu toplayıcı altına verse ve bir tane kalsa ve o bir tane üretim santralinden sonra bir de serbest tüketicisi olduğunu düşünün. Serbest tüketicisi varken son santrali de toplayıcının altına verirse bu serbest tüketici o tüzel kişinin portföyünden çıkarılıyor. Bunu şunun için söyledim. Eğer bir kişiyi, tüzel kişiyi veya piyasa katılımcısı olmasını şey yapacak kadar bütün tesisleri toplayıcı altındaysa EPİAŞ artık o tüzel kişiyi geçici süreliğine tanımıyor. O yüzden özellikle anahtarı teslim ediyor, toplayıcıya veriyor ibaresini kullandım. O yüzden dediğiniz gibi eğer bir PK olmuş olsaydı DSG gibi kafa karıştırıcı olurdu. Ama bu tesisler EPİAŞ nezdinde bir PK ünvanı kalmadığı için geçici süreyle
Bütün hepsi tek bir toplayıcı PKS altında kümülatif olarak var olarak görünüyor. Yani 100 megawatt çekişi olan saatlik 500 megawatt verişi olan bir şey gibi gözüküyor. Tek bir katılımcı olarak gözüküyor. Şimdi o zaman tedarikçi şirketlerin niçin aynı zamanda toplayıcı olmadığı anlaşılıyor. Çünkü Yani. toplayıcılar aynı zamanda tedarik işi yapmış oluyorlar bu sayede. Evet, ama burada şöyle bir durum var. Burada amaç sistemin ideal işlediğini düşünürsek çift yönlü. Yani sadece enerji satmak için değil, bazen de enerji satmamak için, tedarik etmemek için uğraşıyor olması aslında toplayıcı ile tedarikçiyi birbirinden ayıran önemli özellik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey soracaktım. Buyurun Şimdi sonra. şirket kurulu gücünü 2000 megawatt olarak ama gerekirse kurul tarafından artırılabileceği herhalde yanlış anlamadıysam öyle söyledim. Genelde düşürülür, arttırılmaz. O büyük ihtimalle Hayır, daha düşük şimdi olur. ben şuraya gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin kurulu gücü 100 gigawatt ama puant gücü 50 gigawattı geçemiyor. Burada da aynı şey düşünülebilir mi? Yani 2000 megawatt ama 3000-4000 megawattlık bir toplayıcı güç olabilir mi? Ya burada şu benimsenmiş. Sadece kapasite olarak lisansa derc edilen kurulu gücüne bakılarak tesislerin, ki bunların bilgisi var. Toplayıcı ne zaman ki 2000 megawata ulaştı kurulu güç olarak üretim kısmında, artık kendisine yeni bir üretim tesisi alamayacak. Ne zaman bir tane üretim tesisini çıkarttı, 50 megawattlık bir yer kaldı, 100 megawattlık bir yer kaldı ve kendisine bir üretim tesisi portföyünü almak isteyecek, kendine kalan bakiyesi kontör gibi düşünebilirsiniz yani. 200 2000 kontörü var. O kontörü kurulu güçle harcayacak, harcayacak lisansındaki değere göre. Son kalana göre işlem yapabilecek. Ama 2000 Ama megawatt kayda değer bir miktar bir şey için. Piyasa katılımcısı için. O yüzden öyle 2000 megawattların tamamı doldurulabilir mi? Biraz soru işareti. yani ben ilerisi için düşünüyorum. Şimdi Tabii ilerisi için şöyle. Bu dediğiniz gibi eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa kurul şunu diyebilir: ya biz bunu 3000 yapalım, 4000 yapalım, 5000 yapalım veya biz buna bir limit koymayalım, piyasa buna kendisi karar versin tabii ki diyebilir ya. Bu gelecekteki hangi senaryoları göreceğimize göre değişecek. teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar zaman oldukça geçti. Emre Bey'i de yorduk. Tekrara Estağfurullah. girmeyecek konular varsa ona gidelim. Yani case study'lere falan geçmeye başladık. Bu biraz da hani baştan da söylendi ya, sürekli yenilenen mevzuat var. Bu yenilenen mevzuat içerisinde neyin ne olacağı belli değil. Emre Bey de direkt artık EPDK'nın içinde değil. Hani tüyo alsak falan o da yok. bu bakımdan farklı bir soru varsa veyahut da şimdiye kadar sormamış onu alalım diye öneriyorum. Başka soru yok galiba Ali Bey. 2 saat olmuş dediğiniz gibi. O zaman şey yapalım. Avni Bey, siz toparlamak ister misiniz genel olarak? Kapatalım mı? Nasıl yapalım? Vallahi genel olarak ben tek ses söyleyebilirim. Bu şimdi bunu Konya valisi bile bilmez diye bir şey var. Konyalı çiftçiler birbirine soru sormuşlar da. Tabii şeyde eski zamanda bunlar. O demiş ben nereden bileyim ya, Konya valisi bile bilmez demiş. Mevzuat o kadar iç içe girdi, o kadar ticari oldu ki bunun hukuki boyutları var, teknik boyutları var. Ama esas amaç burada pik zamanlarındaki yükü azaltmaktır. Çünkü pikteki azaltabileceğimiz büyük normalde kayıpları da azaltacaktır. Ama iş ticarete bindiği için ne üretici ne tüketici kayıplardan ülkenin kazanacağını düşünmez. Yani kendi kazancını düşünecektir. İşte burada en önemli şey de piyasa işletişini yük dengelemesini, pikteki yük dengelemesini bu fiyat mekanizmalarıyla ayarlama iradesinin yeteneğinin ileride oluşup oluşmayacağıdır diye ben kendim öyle bir düşünce içerisindeyim.
Bunun dışında depolamayla beraber, yani depolamada da eğer alım satım vesaire işleri devreye girecekse o var, bu var vesaire, çok ciddi ve karmaşık bir operasyon mu deniliyor şimdi? Tekniğin dışındakilere operasyon deniyor veya tekniğe de mi operasyon deniyor, onu bilmiyorum. Öyle bir şey gerekiyor, yapılanma gerekiyor. Ve Emre Bey ne kadar bilgi sahibi bilmiyorum ama üniversitelerin de artık bu konuda öğrenci ve akademisyen yetiştirmesinin zamanı geldik geçti diye de benim bir düşüncem var. Valla Çünkü size katılıyorum abime. Yani biz personel alırken bile işi öğretmek, gerçi ben daha 1,5 yıl oldu ama EPDK'dayken de enerji uzmanı yetiştirmek de bizim görevimizdi. Uzmanlar olarak uzman yardımcılarını yetiştiriyordum. Gerçekten ciddi bir eksik var. Özelde ciddi fazla eksik var. Yani çocuklar böyle gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıyorlar. Bizim piyasadan böyle bir iki teknik terimi duydukları zaman. O yüzden bence de bu açıdan burada çok ciddi bir eksik var ve bu eksik kolay kapanır gibi de durmuyor. Çünkü oldukça teknik konular, hazmetmesi zaman alan konular ama hazmedildiği zaman da çok keyifli konular. Ben ne zaman öğrenci arkadaşlarla böyle gidiyoruz bazen arada öğrencilerin organizasyonlarına. Böyle akıllarında bir şey bırakmak istiyorum ki merak etsinler, sorsunlar diye. Ama biraz gözleri korkuyor ilk etapta. Dediğiniz gibi keşke böyle şey olsa da biz de daha sıfırdan başlamayıp belli bir seviyeden anlatmaya başlasak, daha çok arkadaş kazandırsak sektöre daha iyi olur. çünkü mutlaka yani enerji kaybı büyük problem. Yani ben işin parası tarafında değilim aslında. Mutlaka katılımcılar para tarafında. Üreticide, tüketicide, yatırım yapana da herkese para tarafında olacak bunun ticaretinde ama genelde bakınca da biz bu işin kayıpları tarafındayız. Yani üretimdeki kayıplar, tüketimdeki kayıplar, şebeke kayıpları, şebekelerin yenilenmesi ve sayaçların yenilenmesi gibi korkunç bir şey var. Şimdi tüketiciler devreye girdiği zaman küçük tüketiciler, toplanıcılar da olsun veya toplayıcı olmayanlar da olsun. Onlar da devreye girdiği zaman ve alışveriş varsa yani o da yük atacaksa kendisinden para kazanacaksa bu sefer o sayaçların da değişmesi lazım. Benim evdeki klasik sayaçlarla olmaz. Peki bunlarla ilgili tek sayaca yönelik ikinci bir sayaç istemeden yapılabilecek organizasyonlar, teknik organizasyonlar nedir, ne kadar yatırım yapılacak gibi konular var. Bunları da yani nasıl, kim düşünüyor, ne yapıyor? Ben onları şahsen bilemiyorum. Büyük bir Şöyle, ya bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Özellikle işte milli akıllı sayaç çalışmalarının olduğunu biliyorum. Ama dediğiniz gibi bunlar çok büyük yatırımlar. Uzun süren teknik altyapıyı güçlendirmek çok kolay değil. O yüzden ben şu örneği verdim. Yani yarın hadi gelin benim klimamın yükünü düşürün demek çok mümkün gözükmüyor. Doğru bir yöntem de değil bence. Büyükten başlayarak küçüğe doğru gitmek daha doğru. Bir de bu bir kültür meselesi. doğru. Şimdi Fransa'da vatandaş alışmış belki hiç farkında olmadan ısınmanın %20'den kısarak oradaki toplayıcı bir şekilde bu esnek yükü kullanabiliyor. Bizde böyle bir alışkanlık yok. Bu da bir alışkanlık da bir zaman meselesi. Zaman içerisinde alışılır mı alışılır. Bizim halkımız adapte olur diye düşünüyorum ben. Ama zaman ister mi? Kesin ister. Yani ben battaniyede oturup keserim o gün para verirlerse. Tabii tabii işte o şey önemli. Ne verileceği önemli. Doğru. Aynen öyle. Peki, çok teşekkürler. Sanırım başka soru da alttan gelmiyor. Yok gibi evet. Evet. Çok teşekkür ederiz Emre Bey sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Katılımcılara da zaman ayırdıkları için iletişimi sürdürürüz yine. O zaman kapatalım biz şey Tamamdır. Ben oturumumuzu. çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki organizasyon